Selamlar, hoş geldiniz. Uzun zaman sonrasında bir canlı yayın açmak ilginç birisi olsa da tekrar hoş geldiniz diyelim. Ben hemen hızlı bir rutin kontrolleri yapayım. Arkadan ses geldi. Bu arada hoş geldin Kasım. Ee, tekrar... Ben görüntüde Şöyle... miyim şu anda? Görüntüde olman lazım. Bayağı unutmuşuz yayın kısmını. Evet şu an görüntüdesin. <laughs> Tamam oh abi. Okey. Ee, rutini kontrolleri yapalım. Sonrasında başlayalım. Canlı yayın, duyurular vesaireler. Okey. Hoş geldiniz arkadaşlar. Zaten chatte yazmaya başlamış görüntülesiniz diye. Süper. Hoş geldiniz. Ee, dediğim gibi uzun zaman sonrasında multi Grup içerisinde bir canlı yayın yapmak e, inanılmaz güzel hissettiriyor. Çünkü biz canlı yayınlarla başladık etkinliklerimize. E, kısa bir kendimizi Maltı Grup'tan bahsedelim. Sonrasında Kasım'a bir sözü bırakayım ve e, bugünkü konularımıza geçelim. Maltı Grup dediğim gibi canlı yayınlarla başlamış ve Google İnşiyatı olarak başlayıp... ...aslında yaz kampları düzenlemek için ortaya çıkmış bir toplulukken... ...bu birazcık daha bizim için şeye dönmeye başlamıştı. Farklı teknolojileri nasıl aynı çatı altında birçok insana iletebiliriz ve bu noktada insanlara yan masasındaki kişinin ne iş yaptığını, evet ben mobil developer olabilirim ama bu işin web tarafında ne oluyor, bu işin cloud tarafında ne oluyor, siber güvenlik tarafında vesaire neler oluyor, birazcık daha e, vizyonu arttırıp aslında ilerleyişi daha eğlenceli hale getirmek için kurulmuş bir topluluk oldu. Şu an e, her ne kadar kendi bağımızla ilerlesek de başta Google'la birlikte yola çıkmıştık. E, bu süreçler içerisinde aslında birçok farklı şirketle çalışma şansımız oldu ama bağımsız bir şekilde günün sonunda sizi içerik üretmek için Veririz. Pandemi zamanında kurulduğu için aslında bolca canlı yayınımız var ama e, bu aralar birazcık daha in person eventlere odaklanmıştık. Neredeyse her ay bir etkinlikte belki denk gelmişizdir ama bundan sonraki süreçte hibrit bir şekilde ilerliyor olacağız. Çünkü geçen yılın en çok bize gelen yorumu aslında bunun onlineı yok mu olmuştu. E, biz de bu yıl içerisinde şehir dışındaki arkadaşlarımız için de olabildiğince canlı yayınlar, workshoplar e, hatta bootcampler düzenliyor olup bu süreçleri daha verimli hale getirmeye çalışacağız ve bu canlı yayın serimizde sohbet muhabbet aslında var olan bir canlı yayın serisi. Geçen yıl bizim süreci birazcık daha sıcak sohbetle ilerletebileceğimiz gündemdeki konuları, bizim gündem hakkındaki fikirlerimizi, yenilikler hakkındaki fikirlerimizi konuştuğumuz bir canlı yayın serisiydi. Bu yıl içerisinde bunu birazcık daha yenilemeye karar verdik ve sohbet muhabbete tekrar başladık. İlk konuğumuz Kasma'dan. Ki bu süreç içerisinde ilk konuk olma benim için çok değerli. Çünkü biz birçok aslında ilk süreci birlikte başladık. Benim ilk boot camp'ime birlikte başladık. Onun haricinde canlı yayın serimiz geçen yıl aynı şekildeydi. Ben sözü sana bırakayım. Sen nasılsın? Neler yapıyorsun? Çok teşekkürler Serkan. Ben de iyiyim. Umarım herkes iyidir. Herkese iyi akşamlar. Ee, ben de şeye bakıyordum. En son e, birlikte yaptığımız canlı yayından bu yana 9 ay geçmiş. Zamanla gerçekten hızlı geçiyor. Ee, benim için de güzel oldu. Uzun bir aradan sonra birlikte canlı yayın, yayın yapmak da iyi olacaktır. Umarım birçok kişiye de faydamız olur. ...güzel bir rehber olur diye düşünüyorum o video. Zaten hem canlı daha sonra da kayıtlı kalacağı için de... ...birçok kişiye de fayda olacağını düşünüyorum. Harika. Birazcık sohbet muhabbetten bahsedeyim ben. Biz sohbet muhabbeti hep böyle kendi aramızda konuşurken... ...ilk yayın olmadığı için biliyor varsa seviliyor Ama yani Bu yıl içerisinde her etkinlikte aslında birazcık da neler yaptığımızdan bahsediyor olacağız. Çünkü sürekli yeni bir yüz, yeni bir yorum geliyor ve... Ee, bu şekilde ilerliyor olacağız. Sohbet muhabbetin amacı arkadaşlar bizim için e, her hafta yazılım sektöründe bir yenilik oluyor. Twitter kullanıyorsanız az çok görüyorsunuzdur bunu. Ee, tabii ki birazcık daha bizim işimiz yenilik ve bu süreç içerisinde bize etkileri olurken bunu sohbet havasında geçirmeye çalışıyor olacağız ve e, ilgili konuklarla o haftanın ilgili konuğu, veya konuyla ilgili çalışmaları olan veya ilgili şirkette çalışan bir insanla sohbet muhabbet devam ediyor olacak ve her hafta salı günü bunu tekrarlamaya çalışıyor olacağız ki şu andan itibaren de 3 veya 4 konuğumuz belli oldu. Kasım bu süreç içerisinde ilk yayınla birlikte bizde olacak ama geçen sohbet muhabbette olduğu gibi her hafta onun aralığını dolduramayabiliriz. Çünkü biliyorum ki birçok bootcamp var, birçok yan tarafta proje var ve ben nasıl yetiştiğine inanamıyorum gerçekten. Hani ben iki tane aynı anda bootcamp yapıyorum, canım çıkıyor. Kazım her hafta bir bootcamp haberiyle geliyor ve ben böyle şey diyorum yani çok yorucu bir iş olması lazım diye ve zaman ayırdığı için tekrar teşekkür ederim bu kısımdan da. Çünkü çok değerli bir şey arkadaşlar gerçekten. Haftanın her akşamı dolu olması çok büyük bir kabus olsa gerek o kısımda ama işini severek yapmak böyle bir şey herhalde. ...ki farklı burada oluyor bence. Rica ederim. Ee, evet, biraz yoğun geçiyor ama... ...sevince gerçekten keyifli oluyor. Ee, sevmekle ilgili galiba. Zaten her iş öyle. Biraz sevme kısmı kaybedersek... ...veya heyecanımızı kaybedersek... ...muhtemelen zaten... ...zamanda ayıramıyoruz genelde yaptığımız işlere. Ee, evet, biraz yoğunluğumuz var. Dönem dönem oluyor aslında. Her zamanda sürekli bir yoğunluğumuz olmuyor... E, genelde kış aylarını e, biraz yoğun geçiriyoruz hatta e, yaza doğru biraz daha yoğunlaşıyor olabiliyor özellikle eğitim kısımları. E, umarım herkes bu soğuk havaları verimli geçiriyordur yazılım anlamında veya farklı anlamlarda da. E, umarım herkes için güzel bir kış geçiyordur. Biraz soğuk geçiyor İstanbul'da ama ya da biz alışkın değiliz bu soğuklara. Hı hı. Ya gerçekten bu yıl biraz daha soğuk ilerliyor. Ee, ve ben hani ilginç ben Tekirdağ'dayım şu anlık ilginç kararlarla karşılaşıyorum. Bir böyle kar yağıyor 10 dakika sonra güneş açıyor böyle toplantım sırasında e, toplantıya girdiğim kişi sanki nerede yaşıyorsun diye bir soru sordu. Çünkü arkada iklim değişti böyle 10-15 dakikada bu yıl da ilginç diyebiliriz. Bu arada yayının biraz formatından bahsetmek gerekirse ilk 15 dakika birazcık daha gerçekten sohbet kısmıyla başlayıp konularımıza dalmıyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte konular üzerinden soru almaya başlıyoruz. Yani şu an içerisinde sorunuz varsa aklınıza takılan ki birkaç tane gelmiş onları cevaplayıp devam ediyor olacağım. İlk ilk yorum olarak Kasım Hoca adamdırla devam edelim istersen. Gerçekten her yayında bunu bir kere okuyorum ben. Eğlenceli oluyor. Ama benim çok sevdiğim, e, cevaplamayı çok sevdiğim bir soru var Arda e, Işıtan'dan gelmiş. Ne gibi online etkinlik planlarınız var? Aslında e, dediğim gibi her hafta bir sohbet muhabbet olacak. Bunun için de konuk çalışmaları yani ilgili konuklar ve onlarla iletişime geçme vesaire kısımları birazcık görecek ama dediğim gibi biraz e, erkenden başladık. Bir, bir ayı e, kapattık. Bir ay içerisinde kimlerin geleceği belli oldu. Yavaş yavaş da duyuruları yapıyor olacağız. Bunun için sosyal medyaları takip edebilirsiniz. Buradan e, arkadaşlarım chat'ten bırakırsa zaten tek bir mentor link'inden hepsine ulaşabilir ve bir tanesinden görürsünüz mutlaka. E, sohbet muhabbetleri bir e, yanında tutarsak bizim farklı canlandırmayı planladığımız seriler var. E, en basitinden Bizim bir e, Mordan Data serimiz var. Mordan 101 diye başladı ama bir isik isim değişikliğiyle aslında e, daha farklı boyutlara ilerleyecek. Birazcık daha datanın temellerine ine ineceğimiz bir kısım var. Ama mobil ve webdeki arkadaşların dikkatini çeker mi bilmiyorum. O yüzden onu çok fazla uzatmadan advanced seviyede data science e, içerikleri işlediğimiz online on-site şekilde yürüyecek bir etkinlik serimiz var. Bunun haricinde e, ekstra online e eğitim serileri çıkartmayı planlıyoruz ve bu eğitim serileri çıkartmak hiçbir zaman işte 50 saat 100 saatlik bir eğitim serisi yapıyoruz biz şeklinde olmayacak. Birazcık daha temel hap bilgileri içeren ee, bu başlangıçtaki süreçleri e, temel alacak. Yani nasıl diyeyim e, staja girmek ve veya işte bu bana şu anlık çok fazla geliyor. Ben eskiden bununla dalga geçiyordum birazcık da hani komik geliyor diyeyim daha doğrusu. İşte ben şu bootcamp'e katılamadım ne yapmalıyım kısmı. Zaten bootcamp'ler işe yerleşmek için vardı. Şimdi de o işe yerleşme bootcamp'lerine katılamayan arkadaşlar veya o hazırlık sınavlarında zorlanan arkadaşların falan çok işine yarayabilecek temelleri çok sağlam atan ki e, Kasım da bootcamp içerik üreticisi yani bir bootcamp e, müfredatı yazan bir insan ben de ve biz bir şirkete gidip de bootcamp yaparken e, en azından kendi adıma konuşayım ben sürekli bir android bootcamp yaptığımda veya IOS bootcamp yaptığımda mesela Swift'e çok fazla değinemiyoruz yol üzerinde öğreteceğiz diyoruz Kotlin'e çok fazla değinemiyoruz yol üzerinde öğreteceğiz diyoruz ama bu çok sağlıklı olmayabiliyor yeni başlayan arkadaşlar çok zorluk yaşayabiliyor bu tarz aslında temeli sağlam tutacak online eğitim içeriklerimiz olacak ee, ve bununla birlikte de aslında e, farklı şeyler yapmayı planlıyoruz, workshoplar veya webinarlar online'da yılı doldurmayı planlıyoruz. Ama bu içeriklerimizin hepsi aslında on-site etkinlikleri beslemek için ve yıl içerisinde her teknolojiden bir tane büyük etkinlik yapmayı planlıyoruz. Yani geniş çaplı ve bolca tanışmak isteyeceğiniz konuşmacının olacağı. Birazcık daha bizi tanıdıktan sonra bu etkinliklere gelmek isterseniz o etkinliklere gelme sürecinizi nasıl kolaylaştırabiliriz şehir dışındaki arkadaşlarımız için. Bu süreçte aslında online etkinliklerle birlikte bunu sağlamayı planlıyoruz diyeyim. Ee, genel olarak bu cevabı verebilirim sanırım. Çete link düşmedi galiba. Ben hemen ben to linkini yapıştırayım şuradan hızlı bir şekilde. Okay. Ee, başka sorusu olan var mı? Konuya geçmeden önce, konulara başlamadan önce burada 37 kişiyiz 38 kişiyiz. Ee, efendim deprem vesaire çok ge geri kaldık. Flutter konusunda nasıl başlayıp nasıl devam edebiliriz? E, biraz fikir. Biraz sonra konularımız içerisinde bunu da değiniriz. Flutter kısmı ile ilgili bir soru geldi. Bunu e, atlamıyorum Recep Akta. E, harika Arda takip toman harika. Bu arada bu içerikleri şekillendiren katılımcılarımız oluyor genelde. O yüzden e, ...aklınıza bir fikir gelse, ya benim böyle bir şeye ihtiyacım var diye... E, ...biz bunu yapabiliyorsak yapmak çok isteriz. Çünkü online'da ne gibi içerikler çıkartacağımız her zaman e, net belli olmuyor. Aslında birazcık daha burada ayna görevi görüyoruz. Neye ihtiyaç varsa onu biz verebiliyor muyuz diye. Bu toplumun en büyük e, vaat ettiği şeylerden biri network. Yani network ile birlikte size bu network'ü kazandırmak üzerine... E, bizim kendi elde ettiğimiz veya bu süreç içerisinde kazandığımız network'ü yani insanlarla tanıştırmak üzerine birazcık daha hani community'nin amacı olarak bu noktada iletişimimizi arttırmak üzerine ve aslında bilgi yaymak üzerine. O yüzden aklınıza gelen bir fikir varsa biz bunu yapabiliyorsak yapmak isteriz. Özellikle advanced serilere odaklanmak çok istiyoruz. Çünkü advanced içerik yok ve advanced dediğim de yani bu noktada 101 içeriklerini sık görüyorsunuzdur. Ama İlerleyen aşamada ne var ne yok çok patlıyor insanlar. Ben mesela bir içerik çıkarttığımda birçok topluluğa veya şirkete gittiğimde bana şey cevabı geliyor. Yani bu izlenmez, buna çok kişi gelmez. Amacımız çok kişi gelmeden o içerikleri yapmak zaten ama değerli bir sistem oluşturmak diyeyim. Sen ne düşünüyorsun bu konularda bu arada Kasım? Advanced içerik bulmak gerçekten zor bu süreçte. Senin burada önerebileceğin bir şeyler var mı? Bu noktadan biraz sonra gireriz zaten bu konulara. Yani advanced yani ileri seviye konularda hani e, önerim elbette internette kaynaklar vardır ama muhtemelen İngilizcedir. E, yabancı kaynak olabilir. E, Türkçe kaynak bir arkadaşımız hatta sormuş İngilizcem yok nasıl öğrenebilirim gibi. E, arkadaşlar aslında İngilizceniz e, olmayabilir ama Türkçe kaynakta aslında eskiye, eskiye nazaran bir var. Özellikle medium tarafında bayağı herkes yazılar yazıyor. E, sadece biraz daha vakit ayırmanız gerekebilir. Ayrıca İngilizceyi de öğrenebilirsiniz. Çok da zor değil. Onunla da ilgili çok kaynak var. Biraz böyle e, kendimiz çabalarsak e, İngilizcenizi de hale, iyi hale getirebilirseniz harika olur. Mutlaka işinize yarayacaktır. E, yani sürekli Türkçe kaynaklara bağımlı hale gelmemiş olursunuz. Yani ileri seviye kaynaklar için önerim dediğim gibi bol bol araştırma, çeviriler. Şu anda zaten İngilizce kısmında da çeviri kısmında yapay zeka oldukça ileri seviyeye geldi. Onları da çeviri yaptırabilirler. Bir şekilde çözebilirsiniz bence o kısmı. Ama tabii ki elle tutulur baştan sona böyle bir ileri bir seviye kaynak çok fazla yok. Şunlar olmayabilir. Şimdi ileri seviye bir kaynak birisi oluştursa, Temel seviye oluşturulan kaynak kadar etki etmeyebilir. Çünkü ileri seviye, temel seviye aşan, orta seviyede geçen kişi çok fazla olmuyor. Belki hani o kadar büyük bir emek harcayıp karşılığında da bir etki görmek istedikleri için belki yapmıyor olabilirler. Kesinlikle ben bunu en büyük örneğini şeyde görmüştüm. Hani metrik odaklı giden topluluk veya şirketlerle çalıştığımızda. Ee, şu şey çok vardı. Sakın Android 101 yap. iOS 101 yap. İşte nasıl e, Android developer olurum canlı yayını yap. İşte bunlar öndeydi ve bunun nedeni de şeydi hani sokaktan geçen bir insan clickbait gibi gelsin ve Android developer acaba olabilir miyim diye canlı yayına girsin. Çıksa da sıkıntı yok bizim için kafasındaydı. Ee, biz bu şekilde ilerlemeyeceğiz yıl içerisinde. Dediğim gibi eee Data serimizde zaten Toplam 20 kişilik bir sınıf açacağız ve bunun aynısını farklı bir isimle Android ve iOS üzerinde de yapmayı planlıyoruz. Ve buradaki içeriklerimiz bir bootcamp şeklinde olmayacak mesela. Hani yan tarafta gerçekten insanların ilgisi ne? Burada Türkçe kaynak var mı yoksa veya burada Türkçe anlatabilecek biri var mı? Yoksa biz bunu nasıl sağlayabiliriz insanlara? Ee, bu alanda uzman kimleri getirebiliriz ve bunu öğrenmeyi nasıl yaygınlaştırabiliriz? Yani yıl içerisindeki tek amacımız öğrenmeyi nasıl yaygınlaştırabiliriz olacak. Ama fazla izlenelim, ama fazla insan gelsin kısmı e, buralarda olmayacak bizim için. E, bu süreç içerisinde de ben şeye çok katılıyorum. Yani sokaktan geçen insan da gelsin mentalitesiyle yapılmayan işler olması için uğraşıyor olacağız ki birazcık daha verimlilik artsın diyelim. Bugün hem Android hem iOS üzerine konuşacağız. Evet. Bunun için de en şanslı konuklarımızdan biri bizde. Çünkü bizim çalışmalarımızda da Kasım'ın en Böyle bir verimli yanı gerçekten iki tarafı da olabildiğince net görüyor ve birbirinden örnek veriyor olması birçok öğrenciden ben şey feedback'i e almıştım. Yani buradan Android'den iOS'e geçtim aslında sürekli ders içerisinde geçişli ya yani iOS'ta de böyle Android'te de böyle anlatımı olduğu için güzel oldu benim için kolay oldu yorumu olduğu için bu büyük bir şans olacak bizim için diyelim. Hattını site Tekrar teşekkür ederim. Ekibe başvurduğumuz zaman ne gibi işlerde görev alabiliyoruz? Eskiden ekibe başvurulduğunda birazcık da daha komplikeydi ama şu an ekip başvuru kısmında şöyle biz bolca etkinlik yapıyoruz ve ilginizi çeken bir etkinliği geliştirmeye yardım eder misiniz diye size şans açıyoruz. Siz bu noktada geliştirmeye yardım edip istekli ve hevesliyseniz yani burayı bir adım daha ileri getirmeye çalışıyorsanız bir yerden sonra ekibe dahil oluyorsunuz ama yol içerisinde yok bu bana göre değilmiş diyorsanız ekip kısmından ayrılıyorsunuz. Bu şekilde diyebiliriz. Ee, yapay zeka mobile entegre etme veya mobile deploy etme planında ol. Ee, yani Google'ın code labları vardı o kısımda ama güncel mi şu an bilmiyorum. Son bir yıl içerisinde bakmadım. Ee, ama biz bunun hakkında bir workshop yapacağız. Yapay zeka ve cloud, yapay zeka, yapay zeka ve mobil üzerine. Bunlardan senin bir önerim var mı bu arada bu konuyu hakkında şöyle, biraz... e, şöyle özetleyebilirim belki faydası olabilir. Hı -hı. E, özellikle iOS tarafının yani Swift tarafındaki iOS uygulama geliştirme tarafında Xcode programının e, yapay zeka desteği uzun zamandır var. E, i̇şte yapay zeka ile kodlanmış algoritmaları entegre etmek için ara kütüphaneler var. E, belki önce bir bu mantığı kavramak adına Swift tarafından bir başlayabilirsiniz daha sonra da Android tarafına geçiş yapabilirsiniz. Android tarafında hazır tool'lar da var ama Android'in kendi sunduğu değil aracı başka kütüphaneler var. Ama mobil şey iOS tarafında Apple'ın direkt kendi desteklediği ara kütüphaneler var. Önce bir iOS tarafından başlamanızı önerebilirim. Yani öneri olarak. Harika bu arada. Ee, peki şey sorusuyla başlayalım. Bir Macbook'um yok. Ve iOS tarafına ilgiliyim, ne yapacağım şeklinde. Burada bir öneri olarak ne sunabiliriz? Bir MacBook Bul haricinde veya Şöyle, ne önerirsiniz bu arkadaşlara? Şunu önerebilirim. Ben de bu öğrenme macerasına başladığım zaman bir tane Windows bilgisayarım vardı. Android tarafını öğrendiğimi düşünerek bir de iOS tarafını denemeye karar vermiştim. Orada sanal makine kurmuştum bilgisayarıma. Kurduğum zaman da tabii ki en son Xcode sürümü yoktu. En son Xcode sürümünü e, kullanamadığım için MacOS sürümünden kaynaklı olarak öyle bir sıkıntı var. E, siz en güncel e, Xcode sürümünü kullanmak istiyorsanız Xcode dediğimiz yapı da iOS'u programlamak için bir arayüz arkadaşlar. Bu arayüzü e, kullanmak istiyorsanız en son sürümünü kullanmak istiyorsanız e, işletim sisteminizin de en son güncellikte olması gerekiyor. Ama sanal makinelerde yani Windows üzerinde çalışan sanal cihazlarda e, bu sürümler MacOS işletim sistemi sürümleri e, güncel olmayabiliyor. Bu noktada Apple'ın kendi developer sitesi var. Oradan daha eski Xcode sürümlerini indirerek e, öğrenmiştim. E, eğitim amaçlı, öğrenme amaçlı kesinlikle yapabilirsiniz. E, zaten öğrenme aşamasındaysanız sürekli en günceli, en sonu e, takip etmeniz zaten en başta çok zor olabilir. Mümkün olduğu kadar her yapının mantığını kavrayabilecek seviyeye çok rahatlıkla gelebilirsiniz. En azından şunu e, şuna karar verebilirsiniz. Yani iOS bana göre mi değil mi? Keyif alıyor muyum? E, burada ilerler miyim şeklinde bu kararı almanıza sebep olur gerçekten de faydası olur. Bunu denemenizi öneririm. E, ama sanal makineyle de kurulum yapmak oldukça e, zor olabiliyor. Bilgisayarınızdan kaynaklı uyumsuzluklar olabiliyor Bunlarla da mücadele etmeniz gerekebilir Ama dediğim gibi denemek için güzel bir yöntem olur Maddi imkanınız yoksa hani tek seçenek bu kalıyor Yani Maddi imkanınız varsa biraz daha orta ölçekli veya daha ucuz alt segmeden bir tane M1 işlemcili olabilir Bir Macbook Air falan alabilirsiniz O da sizin işinizi görecektir ki şöyle ilginç bir şey var artık Windows bilgisayarlar da oldukça pahalı. Özellikle bu oyun tabanlı olan yani oyun oynatmaya yönelik olan bilgisayarlar da oldukça pahalı. O fiyatlara Macbook alabiliyorsunuz. Tabi burada şöyle bir ikilem çıkıyor oyun mu oynayacağım e, yoksa e, oyun oynayamayacağım mı şeklinde. Orada kendi kararınızı alıp e, öbür tarafa hani Mac tarafına geçmek isteyebilirsiniz. Ama dediğim gibi benim naizane önerim önce denemeniz keyif aldığınız hissetmeniz gerçekten eminseniz o tarafa geçmeyi öneririm. Bir de diğer bir alternatif iPad'iniz varsa iPad'de e, Swift kodlaması yapabiliyorsunuz. Yani iOS uygulaması geliştiremiyorsunuz ama Swift kodlayabiliyorsunuz. Swift dediğimizde e, iOS tarafında e, kodlama dili. E, onu da şöyle de yapabilirsiniz. iPad'de de yapabiliyorsunuz ama online editörler de var. En azından Swift dilini de belki öğrenmeye çalışabilirsiniz. O bile size birkaç böyle fikir verecektir. Swift'le bu arada Kotlin dili birbirine çok benzer diller arkadaşlar. Ee, bu şekilde e, önermiş olayım. Harika. Bu süreç içerisinde zaten bayağı yeterli oldu. Ee, bunun haricinde iOS için e, olursa çok seviniriz diye Pervin yazmış. iOS için Bootcamp eğitim serisinden bahsediyorsun diye veya içerik workshoplarından iOS için bolca planımız var ben böyle Android şeklinde gelmiş olabilirim ama e, aslında şu an iOS üzerine çalışıyorum daha çok bunlar eskiden basıldığı için Android ürünleri daha fazla şu an elimde e, iOS kısmında bolca içeriğimiz olacak e, Android kısmında bolca içeriğimiz olacak web kısmında bolca içeriğimiz olacak e, özellikle React kısmında Frontend'de birazcık da e, bunlar haricinde ee, Sırt yüz yüze kursu yok diye bir yorum gelmiş. Ee, açıkçası yüz yüze bootcamp yapmak çok zorlu bir iş... ...ve biz de çok yapmayı düşünmüyoruz yüz yüze bootcamp. Belki e, işte workshop serisi yaparız... ...ama bootcamp yapmayı düşünmüyoruz. Bu ikisinin arasındaki fark da workshop serisiyle bootcamp arasındaki fark da... ...şey birazcık da anlatmakta fayda var. Bootcamp dediğimiz bir müfredata bağlı ilerliyor. Yani... A, B, C şeklinde ilk oturumdan son oturuma kadar konular birbiriyle bağlantılı ve bir bütün halinde ilerlemesi lazım ama workshop serisinde böyle bir derdimiz yok. Workshop serisinde aslında katılımcıların hepsi bütün workshoplara gelmek zorunda değiller. Hangileri işine yarıyorsa biz onları birazcık daha saçıyoruz ortaya ve o haftayla ilgili en yetkin ve gelebilecek konuğu davet ediyoruz. Bu şekilde workshop serilerini gerçekleştiriyoruz. O da bize birazcık daha şans tanıyor. Çünkü bir bootcamp'i bir veya iki eğitmenle yapabiliyoruz. Ve onun işte iki ayını, üç ayını yüz yüze kapatmak çok büyük bir zaman istiyor. İstanbul'da ulaşımda bildiğiniz üzere zor. O yüzden bizim de öyle bir şu anlık planımız yok. Belki workshop serisi çıkartır zaman üyesi üzerine. Ya yani biz çok isteriz açıkçası. Ee, konularımıza başlayalım mı bu arada daha Olur. rahat ilerleriz birazcık daha ee, ilk kısmımız e, bize önceki sohbet muhabbetlerimizi çok fazla çok sıklıkla gelen soru roadmap kısmında ne yapabiliriz ne öneriyorsunuz başlangıçta bir yolumu çizerken e, Android ve iOS özelinde olacak şekilde e, bu soruyu aslında. Kasım hem bir eğitmen hem de e, bu içeriği üreten kişi olarak ben de e, birazcık da bu bootcampleri düzenleyen ve öğrenci tarafındaki şikayetleri gören insan olarak cevaplamaya çalışayım isterseniz. Bu şekilde aslında bütün perspektifi görmekte fayda var. Senle başlayalım istersen bu süreç içerisinde Android iOS şeklinde devam edebiliriz. Şöyle aslında e, mobil developer tarafındaki işte roadmap aslında hepsinde aynı. E, iOS içinde, Android içinde, Flutter içinde. Bahsedeceğimiz yöntemler işte hepsi daha önceki canlı yayınlarda bahsettiğimizden dolayı hepsi birbirine benziyor. E, şöyle başlayabiliriz. E, önce karar aşamasında şunu yapmanız olmanız gerekiyor. Ben mobil tarafında ilerlemek istiyorum aşamasında olmanız lazım bir kere. Öncesindeyseniz hani webde mi ilerleyeceğim, yapay zeka mı veya diğer alanlar mı? Önce tabii ki buna bir karar vermeniz gerekir. O aşamada da ufak ufak denemenizi öneririm. Mobilden biraz, işte işte web tarafından biraz, yapay zeka ve diğer taraflardan biraz biraz deneyin. Hangisi de keyif veriyorsa oradan ilerlemenizi öneririm. Burada ticari olarak yani parasal anlamda bakmaktansa keyif alıyor muyum, beni mutlu ediyor mu şeklinde ilerlemeniz çok daha iyi olacaktır. Çünkü her platformun, her yapının kendine ait karakteristik özellikleri var. Onlar size uygun olması lazım. Bu noktada mobil tarafı seçtiğinizi düşünerek buradan ilerleyebiliriz. Mobil tarafta da artık önünüzde Android mi, iOS mu, işte Flutter mı bu tarz ayrımlar karşınıza çıkacak. Bu noktada benim tavsiyem önce elimizdeki imkanlarla ilerlemek bence en mantıklı yol olacak. Bir mühendis olarak mühendis yaklaşımıyla baktığınız zaman pragmatik yani böyle pratik şekilde bakmamız lazım. Elinizdeki hangi imkanlar varsa oradan ilerleyebilirsiniz. Eğer elinizde Windows tabanlı bir bilgisayar varsa Android'den başlamanız native tarafından, native taraftaki Android tarafından başlamanızı tavsiye ederim. Ee, daha sonra farklı alanlara ilerleyebilirsiniz. Eğer elinizde macOS işletim sistemine ait bir bilgisayar varsa e, bu noktada da önerim Swift tarafından yani iOS tarafından başlamanız olur. Flutter dediğimiz yapıyı da eğer e, tecrübe etmek istiyorsanız Flutter dediğimiz yapıda cross platform oluyor hem Android hem de iOS tarafında uygulama geliştirmenizi sağlıyor. Fakat native değil. Android ve iOS kendi özelinde native yani ilk orijinal çıkış noktaları Flutter daha sonra gelen bir yapı gibi düşünebilirsiniz. Flutter'a da başta başlayabilirsiniz. Yine Windows tarafında çok rahat bir şekilde başlayabilirsiniz. Ona da ilgi duyuyorsanız ona da ilgilenebilirsiniz. Ama benim nacizane önerim eğer bu maceraya çıkıyorsanız ve iyi öğrenmek istiyorsanız bu mobil uygulama tarafında geliştirme kısımlarını native taraflardan başlamanızı öneririm. Önce native taraftan bir yapıyı öğrenip sonra Flutter'a geçmeniz daha hızlı öğrenmenizi sağlar. Problemleri çözmeniz daha kolay olur. Çünkü arka plandaki yapıyı biliyorsunuz. Bu şekilde olabilir. Kendinizi kesinlikle tek bir alanla sınırlandırmayın. Bunu bootcamplerimizde işte defalarca söylüyoruz. Bir tarafı iyi öğrendiğiniz zaman, örneğin Android'i iyi öğrendiğiniz zaman iOS'u da çok kısa sürede öğrenebilirsiniz. Veya Flutter'da hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Genelde bana şöyle sorular geliyor. Hangisini seçeyim? Yani bir tanesini önerip oradan ilerleyeyim gibi bir soru geliyor. Ama maalesef o kadar net bilmiyor. Zaten o kadar net bilinse herkes o tarafa doğru ilerler. Ee, ama bizim önerimiz bu noktada hepsini denemeniz, hangisinden keyif alıyorsanız o tarafa doğru uzmanlaşabilirsiniz. Bu Android olabilir, iOS olabilir veya Flutter olabilir gibi seçim yapabilirsiniz. Yani bu başta en önemli kısım, e, bir e, başlamak çok önemli. E buradan başlayabilirsiniz. Sonra da tabii De ki öğrenme e, yöntemleri, işte onlar e, devreye giriyor. Onlara da birazdan değinebiliriz. Bir de rekabetten kaçmamak birazcık önemli yani. Hani şu alanda çok fazla developer var. Ben o alana gitmeyeyim ya. Her alanda artık çok fazla developer var. O rekabetten kaçmak çözüm değil. Ee, bu daha büyük bir problem yani bir yerde korkmak demek ya ama çok çalışıp zaten o alanda iyi bir hale gelmek olması lazım diyebiliriz. Ben Rekabet, şey sorusun... Evet önemli. Rekabet ya bir kere zaten şöyle bakmamız gerekiyor. Ben e, bunu tavsiye ederim. Ee, çok böyle çevrenize bakmayın. Keyif alıyor musunuz? Size iyi geliyor mu? Sizi mutlu ediyor mu? Ee, öğrenmekten keyif alıyor musunuz? Buna bakın. Maddi kısım sizi geçindirecek kısım ve sonrası zaten bir şekilde gelecek. İlk önce yola başlamanız lazım. Keyif almaya başlayın. Çok fazla böyle insanların dediklerine de çok takılmayın. Çok kafanızı karıştırmayın. Öğrenme sürecindesiniz. Bazı yerden geri dönebilirsiniz. Hani dünyanın sonu değil bir yeri seçtikten sonra ya ben ne yaptım? Artık bundan sonra kendimi kötü hissediyorum. Devam edebilecek miyim? Gibi böyle e, karanlık tarafları kendinizi çekmeyin. Mümkün olduğu kadar pozitif bakın, keyif almaya çalışın. Eğer bu süreci keyifli hale getirirseniz çok sizin için faydalı olur. Ve tabii bu süreçlerin her aşamasında e, hızlı öğrenmek istiyorsanız araştırma becerinizin çok iyi olması lazım. Çok araştırmanız lazım, bol bol araştırmanız lazım ve bu insan üzerinde olan bu tembelliği aşmamız gerekiyor. Araştırarak daha fazla araştırarak ve gerçekten o zaman bir noktadan sonra daha da keyif almaya başlıyorsunuz bu öğrenme sürecinde. Tabii bu kadar uğraşa rağmen keyif almıyorsanız da belki sevmiyor olabilirsiniz, belki farklı alanları deneyebilirsiniz o noktada. Harika. Peki bir bootcamp veya bir eğitim içeriğinde veya ben developer olacağım dediğimiz bir süreçte şey işte, mobil ve iOS, mobil kısmında Android ve iOS üzerinde olmazsa olmaz konu ya yani bu konuyu bilmeniz lazım şeklinde dediğimiz e, bir şey var mı senin için? Yani ben bunun eksikliğini görüyorum. Bu olmazsa olmaz şeklinde. Şöyle e, gördüğüm kadarıyla kendi eğitimlerimden, Udemy üzerindeki eğitimlerden e, veya işte farklı bootcamplardaki eğitimlerden gördüğüm kadarıyla ee, en çok zorlanılan konu hangisi ise en çok istenen konu da o çünkü en çok nerede zorlanılıyorsa öğrenme sayısı daha azdır muhtemelen ve sektörde de o daha fazla isteniyordur ee, bu noktada uygulama mimarisi diyebilirim hı hı. uygulama mimarisini iyi bilirseniz gerçekten sektörde çok rahat edersiniz Uygulama mimarisi demekte de büyük projeleri e, nasıl organize edeceğimiz, nasıl gruplayacağımız, projemizi ne kadar düzenli hale getirebilirizin e, üzerinde çalışmamız ve bu doğrultuda e, bize sunulan teknolojileri kullanmamız oluyor. Uygulama mimarisi kısmında biraz kafalar karışabiliyor. Orada pes etmemek gerekiyor. E, orayı aşabilirsiniz. O zannedildiği kadar çok da zor değil. Sadece o felsefeye Kendinizi e, alıştırmanız gerekiyor. Bir de bazen şöyle bir şey oluyor. Bazı konularda size ters gelebilir. Yani bu öğrendiğiniz konularda ya buna ne gerek vardı? O tarz durumlarda o fikrinizi erteleyip konuyu öğrenmeye odaklanırsanız çok daha iyi olur. Çünkü bazı konular sizin örneğinizde sizin özelinizde belki de çok bir şey ifade etmiyor ama belki ilerideki öğreneceğiniz veya çalışacağınız e, firmalarda size fayda sağlayacaktır biraz daha böyle geniş genel taraftan bakarsanız çok daha rahat olur sizin için. en çok hani böyle zorlanılan bölüm gördüğüm kadarıyla uygulama mimarisi ve onun teknolojileri. Bu zaten çok geniş bir taraf. oralara yönelmelerini öneririm. Tabii ki şunu atlamayalım. Şöyle bir yanılgı da oluyor. Oraya odaklan dedik dediğim zaman diğer konuları es geçin değil. E, mobil mobil uygulama veya yazılım öğrenme işi aşamalı arkadaşlar. Aşamadan kastımız şu. Yani birbirini destekleyen konular var. Eğer bu konuları iyi öğrenmezseniz zaten uygulama mimarisi kısmında zorlanabilirsiniz. Bu noktada şunu da sorgulayabilirsiniz. Acaba daha önce öğrendim konularda eksiğim var mı? Bazı yerlerde temel eksiklerim var mı? Bunu e, düşünerek onları da bir gidermenizde fayda olabilir. Ee, bu şekilde söyleyebilirim o konu hakkında. Harika. Ee, çok match bir cevap oldu aslında. Çünkü kendi yaptığım işten bahsedersek Kasım belki de bu süreç içerisinde birçoğunuz bootcamplarda vesaire görüyorsunuz. Beni birazcık daha işin arka planında belki denk gelmişsinizdir. Türkiye'deki birçok eğitim projesinde yer aldım. Şu an hali hazırda aktif. Ee, son projemi Upschool'da verdim. Upskill kadınlara özel e, bootcamp'ler çıkartan ama benzer birçok yere aslında bootcamp'ler çıkartan, boot e, çıkartırken de o şirkete bu içeriği tanıtan insan olarak gidiyorum. Ve bir şirkette bir bootcamp tanıtmaya gittiğimizde ilk mimari e, mimariyi soruyor direkt ve ne, ne işleyeceksiniz mimaride, içeriği görebilir miyiz? Kaç saat işleyeceksiniz? Buna ne kadar vakit ayıracaksınız? E, bununla ilgili nasıl bir proje yapacaksınız? Direkt bu soru geliyor. Kafadan bu soruyu bir net koyuyoruz kenara. Ee, Buna hazırlanıp gidiyoruz hatta biz genellikle. Ee, ki bu süreci hızlı bir şekilde atlatalım. Çünkü e, biz mesela zamanında şey dediğimizde çok garipsenmişti ama bir bootcamp'te mimari görmüyorsanız arkadaşlar o bootcamp ya çok temel düzeydedir ya da e, birazcık daha yanlış bir noktada olabilir şeklinde vesaire. Benim söylediğim bir şeyden en azından bu. E, bunun haricinde benim öğrencilerde en sıklıkla yaşadığım problem ciddi anlamda bizi çok zora sokan öğrenciyle neredeyse zıt duruma düşüren bir problem öğrenci bootcamp'ten güncel içerik bekliyor güncel teknoloji bekliyor ama bootcampler veya sizin çalışacağınız kısımda sektörün biraz önemi yüksek yani siz Türkiye'desiniz Türkiye'de ne kullanılıyor ona biraz bakmanız lazım biz bunu kaç yıl önce yaşadık bir buçuk iki yıl önce şeyde yaşadık jetpack Compose istiyoruz de öğrenciler. Yani Jetpack Compose niye göstermiyorsunuz? Ya anlatmaya çalışıyoruz. Hani biz belli bir süre boyunca bootcamp'teyiz ve bu sürenin belli bir kısmını Jetpack Compose'a ayırabiliriz ama Jetpack Compose şu an sektörde kullanılmıyor ve sizi sektöre hazırlayacak olan sonrasında gidip webinarlarla, online serilerle, işte Google'ın içerikleriyle tamamlayabileceğiniz bir içeriği size verip de süreç içerisinde neden iş bulamadım sorusunu açığa çıkartmak istemiyorduk ve e, bunu atlamayın lütfen. Sektöre göre birazcık hareket etmek, iş bulmak isteyenler, ona odaklanan arkadaşlar için önemli. Çünkü e, güncel içerik bu nokta tabii ki hani e, hiç kullanılmayan veya e, çoktan hani kullanımı gitmiş içerikler değil ama işte e, bu noktada neden işte Jetpack Compose yok içerikte diye o içerikleri hırpalamayın. Çünkü onlar sektöre göre hazırlanmak durumundalar. Bu bizi bayağı zora sokuyordu yani günün sonunda. Özellikle web alanında çok yaşadık bunu. E, mobil'de de benzerlerini gördük diyelim. Evet. Gün Şöyle o konuda da şöyle bir katkıda bulunabilirim. Şimdi arkadaşlar bootcamp'lerde veya farklı eğitim planlarında özellikle firma odaklıysa bu eğitimler. Eğitimden önce bir araya gelip hem firma tarafından hem biz veya işte ağacı kişilerle beraber fikir alışverişinde bulunuyoruz. içerik hakkında konuşuyoruz. O toplantılarda bazen bizim mesela genelde benim en çok dikkat ettiğim zaten hem Udemy'de hem buralarda beni takip ediyorsanız. E biliyorsunuzdur güncel içerik, güncel teknolojileri ben çok kısa sürede yayınlamayı, onun üzerinden gitmeyi çok severim ve amacım da budur zaten eğitim amaçlı olarak. Fakat bazı toplantılarda daha eski teknolojilerin de istenildiğini görebiliyoruz. Çünkü burada şöyle bir durum oluyor. X firmasının çalıştığı o anki proje altyapısı en son güncelin belki bir önceki olabiliyor. Bu noktada bizden rica ediyorlar. diyor ki hocam şu kısmı biraz daha şu odaklı anlatır mısınız? Şu teknolojiyi de anlatır mısınız? Belki o teknoloji çok güncel olmayabilir. Yenine çok daha yeni bir şey çıkmış olabilir ama belki bir öncekinin tercih ettikleri de olabiliyor. Bir de bu arada hani Serkan'ın az önce bahsettiği gibi hani en günceli istemek evet doğru. Ama mümkün olduğu kadar işte bu firma odaklı da olduğu için. Oradan çıkan sonuca göre sizde içerikler sunulmuş oluyor. Bir de zaten şunu unutmayın. İyi bir yazılımcı kendi kendine öğrenebilmeyi çok iyi beceren kişiler olması gerekiyor. Siz şu konuyu birisinin öğretmesini beklememeniz lazım muhtemelen. Zaten hangi yapıysa veya bir iş yerine girdiniz o teknolojisi öğretilmedi. Okey problem değil. Zaten siz... %100'lük olarak düşünürseniz bu macera %70'ini öğrendiyseniz %30'u kısmı da kendi kendinize zaten öğrenebilirsiniz. X bir konuyu bilmiyorsunuz. Okey araştırabilirsiniz. Üzerine testler yapabilirsiniz. Ekibinize bazı böyle ekstra bilgiler sunabilirsiniz. Ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Çünkü şu şekilde bir ilerlem var. Siz de aranızda belki yıllardır bu sektörü öğrencilik döneminde olabilir veya çalışırken olabilir mobil tarafı takip ediyor olabilirsiniz. Çok sık güncelleme oluyor. Uygulama mimarları çok sık değişiyor. Teknolojiler çok sık değişiyor. Bunları ayak uydurmak kendi kendine öğrenebilme becerisini getiriyor. Bu noktada birisine bağımlı olmaktansa kendi kendine öğrenmeyi kendinize böyle iyi bir şekilde aşılarsanız çok iyi yerlere çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Tabi burada da en temel sıkıntı şu oluyor. Onu tahmin edebiliyorum. Türkçe kaynak olmadığı için belki öğrenebiliyor, öğrenemiyor olabilirsiniz güncel yapıları. Bu noktada da tabii biraz İngilizcenizin olması lazım. En temelde okuyabilmeniz gerekiyor. E bu da sizin için bir fırsat. Eğer bu sizi zorluyorsa bu sefer yazılımdan çok İngilizceyi öğrenmeye kendinizi adayabilirsiniz. Ve gerçekten çok da zor değil arkadaşlar. Yani en azından okuma becerisini elde etmek çok zor değil. Biraz kendimize zaman ayırmamız lazım. Biraz çabalamamız lazım. Ve gerçekten güzel yerlere gireceksiniz. Unutmayın karşınıza çıkan her zorluk aslında size çıkan bir fırsat. Bu fırsatı çabalayarak değerlendirirseniz kendinize bir şey ekliyorsunuz. Ve güzel yerlere de rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Ben Bu burada serüveni yani. biraz daha böyle şey anlatayım. Hani Bootcamp kısmından örnek vermemin asıl nedeni arkadaşlar bootcamp firmalarının birçoğunun hedefi sizi işe sokmaktır. Yani bu noktada o kısım için örnek veriyoruz. O yüzden mesela hani Kasım'ın dediği burada çok doğru oluyor. Bunu hazırlarken bize mesela 100 saat veriyorlar. 100 saatlik bir içerik biz istiyoruz. Bu kadar. Bunun üstü yok. Bunun nedeni de birazcık daha çok yargılanıyor ama bizim hazırladığımız serilerde mesela öğrencinin alım kapasitesi denilen bir şey var. Yani biz bir ortalama tutturmamız lazım bunu zaten sizin günlük hayatınızda da yapmanız lazım. Burnout'a gitmemek için, overdose olmamak için haftalık ben şu kadar çalışmalıyım bu alana. Benim maksimumum bu veya yani minimumum bu şeklinde. bunu hazırladıktan sonra bakıyoruz öğrenci işte haftada maksimum bu kadar alabiliyor. bundan sonrası öğrencinin yarısını da kaybetmek demek yani en zor konularda patlaması demek. Çünkü mesela kademeli olarak işleniyor dedik seriler ve e, biz mesela ilk programlarda en büyük hedefimiz şeydi hani mimariye gelmeden öğrenci yanmasın. Mimariye gelene kadar hevesini tutalım. Mimariye zaten bir zorlanacaklar. Orada nitro vereceğiz artık şeklinde. E, bu seri bende de İş odaklı gitmek istediğiniz senaryoda bizim serüvenimiz şu şekilde başlıyor. Pilot olarak seçtiğimiz 10-15 tane şirket var. Bu şirketle paylaşmak doğru olmaz. Ne kullanıyorlar her yıl bu süreç içerisinde ne kullanıyorlar ne yapıyorlar neye ihtiyaç duyuyorlar ve e, bu süreçte bootcamp bittikten sonra mesela şirket odaklı bootcamplarda e, şey vardır o şirket finanse ettikten sonra o program çıkar tamam ama o şirket alacağı maksimum insan sayısı 4-5 geriye kalan 25 öğrenci ne yapacak? Ee, bu noktada onların da işe girebilmesi için bir böyle net çıktı sağlıyoruz yani bunları bilirse şansı artar bunları bilirse şansı artar şeklinde o serüvende de e, mesela Udemy ile tamamlayabilirsiniz YouTube'dan içeriklerle tamamlayabilirsiniz bu gibi yeni çıkan şeyler ama sektör odaklı gidip de iş bulmak istiyorsanız ilk başta sektörün gereksinimlerini tamamlayıp sonrasında bunun üstüne koymaya başlayıp o tarz projeler eklemek harika olur ki e, Kasım'ın içerikleri de burada mesela Jetpack Compost UI kısmında e, gerçekten güzel e, ve önce o şekilde e, o yüzden mesela buradan onu da hemen ekleyelim chat'e e, bu gibi durumlarda Bootcamp'le bize sormaktansa yan tarafta içerik bakmaya başlarsanız kendiniz tamamlayabilirsiniz bu şekilde e, diyebiliriz e, iki tane sorum var onları hızlıca cevaplayayım Hı. bu canlı yayın e, paylaşılacak. Direkt ana sayfada göreceksiniz YouTube'da. Merak etmeyin arkadaşlar. E, bir de güzel sıkla sıklıkla gelen bir soru daha var. E, bunu senle istersen başlayalım. E, bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisi bölümlerinden mezun olmak şart mı? Freelance olarak çalışmak istiyorum diye. E, güzel bir cevap senden gelir diye düşünüyorum. Bu sorunun cevabını ben, bildiğim için e, Sonuçta Freelance çalışırken sizden beklenen şey ürün. Yani sizde bir task veriliyor veya bir iş alıyorsunuz. Oradan sizden beklenen şey bir ürün, bir sonuç. Eğer o sonucu verebiliyorsanız ve verdiğiniz noktada geçmişinizde muhasebe okumuş olabilirsiniz, makine mühendisi okumuş olabilirsiniz, farklı alanları okumuş olabilirsiniz. O çok önemli değil. Kişi sizin sonucunuza bakar. Freelance kısmında çok böyle büyük bir farklılık yaratacağını düşünmüyorum. Ha, anlaşma ve iş alma kısmında belki mühendislik e, mezuniyeti, okuduğunuz üniversite ismi, yabancı dil seviyeniz gibi böyle etkenler kişileri etkilediği için etkileyebilir. Ama burada da karşınızdaki kişi çok önemli. O tarz konulara önem veriyor mu? Bunların etkileniyor mu? O mu? Bu noktada o çok önemli. Yani birçok değişken var. Salt bir doğrusu yok. Yani kesinlikle evet bu şöyle olur, böyle olur değil. Karşınızdaki kişinin sizden ne beklediği, Sadece sonuç mu bekliyor, aynı zamanda bir seviyenize bakmak da istiyor mu? Bunlar e, birçok kriter doğuruyor. Ama freelance çalışırken hani e, çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama etkilediği durumlarda olabilir yani. yani. Bu tarz soruların e, çok net bir cevabı maalesef yok. Yani gönül hmm. ister ki e, çok net bir şekilde cevaplayabileyim. Veya işte görüyorum chatten e, şunun geleceği nasıl, şu platformun geleceği nasıl. İnan arkadaşlar bilmiyorum. Yani hiçbirinin geleceği hakkında öngörmek ve öngörebileceğim bir konu yok. Çok zor. Siz de bunu takdir ederseniz. Geçmişte birçok teknolojik ürün üzerinde e, öngörülerde bulunanlar gerçekten çok e, sonuçlara baktığı zaman çok farklı cevapları aldıklarını gördüler süreç içerisinde. O yüzden hangi platformun geleceği var, hangisinin geleceği var şeklinde soruları da gerçekten net bir cevabımız yok. Bu noktada hmm. işte hiç tedirgin olmayın. Bu tarz sorular sizi bir kere endişelendirmesin. Dediğim gibi yine şey noktasına geliyoruz. Kendi kendine öğrenebilmeyi ve hızlı öğrenebilme beceriniz varsa hiç korkmazsınız. Bugün hepsi silinse yarın bir şey eksik bir şey çıksa hemen öğreniriz. Problem değil ve yolumuza bakarız. Burada hep bu yönde bakın yani. Gelecekte evet değişimler olacak. Şey yapmak. Evet değişimler olacak. Ve şunu da unutmayın, sizin öğrendiğiniz şu noktaya kadar öğrendiğiniz şeyler hepsi çöp olamaz. Onların üzerine eklenen bir teknoloji gelir muhtemelen. Onu öğrenirsiniz. Yani sıfırdan başlayan bir kişiden bile önde olursunuz muhtemelen. Çünkü birçok geçmişiniz var, bazı konuları iyi biliyorsunuz. Öğrenme yaklaşımınız daha farklı olacaktır. O yüzden hem o taraftan bu tarafta bu tarz konularda hiç tedirgin olmayın. Üretmeye çabalayın. Yani bu arada hani şaş. Şey... Direkt Google kısmından bile bakarsanız veya işte Amazon, Apple kısmına, Apple hariç diyeyim. Yarın Android'in de geleceği belli değil. Hani yarın onun da geleceği o kadar belli değil ki. Yazılım zaten böyle bir şey günün sonunda. Ama burada bağlayabileceğimiz bir diğer soru var. Junior ve stajyer olarak olanlar için iş bulmak çok zor. Evet bu aralar ilanlarla ilgili sorunlar işte layofflar, layoff haberleri vesaire çok bu gündemde oluyor. Bununla ilgili ne yapabiliriz şeklinde. Benim buna verebileceğim en yegane cevap birinci aşamada gerçekten üzerinize düşeni yapmak. Hani öğrenebileceğiniz sektörün istediği ve sektörün istediğin bir tık üstünde öğrenebileceğiniz şeyleri öğrenip buna vakit harcamak. İkinci aşamada da bunu artık gösterebilmek yani bir insanın masasına CV bırakmak dışında da network kazanmak. O yüzden de etkinlikleri gezmeniz size baya bir iş çıkartır. Ben bunu düzenli olarak anlatıyorum. Düzenli olarak bu noktada etkinlik PR'ı yapıldığını zannediliyor. Ben ilk işimi, ikinci işimi, sonraki işimi hepsini topluluklarda buldum. Ama gidip de toplulukta sadece gezmedim. Yani yaptığım şeyleri anlattım genel olarak. Birçok developer da bu şekilde çok rahat iş bulabiliyor. Sadece yaptığı şeyi Anlatınca e, karşısında canlı kanlı gördüğü ve konuşmasını duyduğu bir insanın e, CV'sini daha fazla değerlendirmek istiyor şirketler. E, bu da şansınızı arttıracaktır arkadaşlar. Yani bu bir etkinlik PR'ı değildir. Sadece bizim etkinliklerimiz yok Türkiye'de. Birçok etkinlik var. Gidin, gezin, kendinize göre notlar alın. Ya bu topluluk bana göre değilmiş, bu etkinlik bana göre değilmiş şeklinde. Ama oraları boş geçmeyin. Çünkü orada sizin bir sonraki iş alımınızı yapacak insanla tanışma şansınız var. Öyle söyleyeyim ben kusura bakmayın React kısmıyla, React Native kısmıyla ilgili bir soru gelmiş. Bu geleceği kısmında benim önerebileceğim yani bütün teknolojiler hakkında önerebileceğim tek bir şey var. Bu işi geliştiren insanların dokumentasyonlarına projelerine bakın nasıl ilerliyor o birazcık tüyo veriyor. Ben Google kısmıyla ilgili bize en büyük gelen soru Flutter'dı. Flutter'ın geleceğini ne olacak? Google bunu öldürecek mi şeklinde? Ben diyordum Bununla ilgili dokümanlara, bununla ilgili yeniliklere, bununla ilgili yama notlarına vesairelere bakarsanız... ...zaten onlar bir şeyler açıklıyor. Yani o yavaş yavaş hem e, takip etmeyi de arttırırsınız diyebilirim. Sen bu konuda zaten Hı -hı. fikrini belirttin ama... Az et önce şey var mı? ettim dediğim gibi yani o tarz Hı -hı. konulara çok takılmamak lazım. Siz öğrenmeye devam edin arkadaşlar yani... Geleceği olup olmaması, sonraki Hı -hı. düşüneceğimiz nokta olacak. O gün gelirse, o zaman evet, dediğim gibi yine başka şeyler öğrenmeye devam edeceğiz. Hiç i̇şte tedirgin olmayın. Sırt kısmında UI kit mi diye, şu an UI kit e, içeriği istiyorlar bizden genel olarak, ama e, bu değişebilir tabii ki de. Şöyle arkadaşlar, bu noktada da hani e, sektör, şöyle düşünmeniz gerekiyor. Sektör çok büyük, çok büyük uygulamalar var mobil tarafta yıllardır oluşturmuş altyapılar var ve bunların bir anda böyle güncel Swift UI'ya, jetpack kompoza geçmesi çok kolay değil Bunlar zaman Hı. alacak ki Swift UA yıllardır var hala e, yavaş yavaş geçiliyor O yüzden hani bir anda geçişler olmaz kolay kolay e, hepsinde e, biraz biraz bilmeniz gerekir bu noktada yine mesela Swift UI, mi, UI kit mi cenderesine düşeceğimize her ikisini de öğrenmek en güzeli. İkisini de öğrenin. Zaten kolay. Çok da zor değiller. Biraz zaman harcayın. İkisini de öğrenin. Kafanız rahat olsun. Hem de size büyük bir yatırım olmuş olur. Yani Burada temeli ilk adımı UI kitle yapmanız, sektöre adapte olmanız, sonrasında bir iş ve süreci bulduktan sonra projelerinize Swift UI kit'i dahil etmeniz, Swift dahil etmeniz sizin için avantajlı olabilir o kısımda diyeyim. Çok güzel bir soru gelmiş. Bunlar, daha öncesinde ben bir soru sorayım sana. Peki bunu UI kit mi, Swift UI mi kısmında? Peki Viper'a Viper konusunda mimariye değinmiştik. O tarafta Viper mı yoksa değil mi? Buna geçmeli miyiz? Çünkü bütün öğrencilerin şikayeti Viper'a geçince yanıyoruz biz olduğu için. Evet o zor, zor bir mimari Viper. Anlaşılması zor. Biraz karmaşık bir mimar. Şöyle bilmeyenler için de bilgi olsun bir genel kültür olsun diye oradan bir temelden bir girebiliriz. Şimdi iOS tarafında arkadaşlar birden fazla mimari var. Mimariden kastımız da uygulama mimarisi. Yani bu projenin mümkün olduğu kadar parçalayabilmek ve anlamlı parçalara bölmek. Ve bu da bizim işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Ne için? Test etmek kolay oluyor, oluyor. Yeni kod yazmak kolay oluyor. Hataları analiz etmek kolay oluyor. Projeyi büyütmek çok daha kolay oluyor. Bu uygulama mimarisi. Bu Android'de de var, Flutter'da da var, iOS'ta da var. iOS tarafında da bu var tabii ki. iOS tarafında şöyle bir e, çıkmaz var. E, bu tartışmaların çıkmasının sebebinin e, noktası da Apple kendisi net bir şekilde şu mimariyi ben destekliyorum veya kendisinin duyurduğu şu mimariyi kullanabilirsiniz şeklinde bir e, kaynağı yok maalesef. Bu noktada e, var olan işte kullanıcılar open source olarak mimariler duyuruluyorlar. Amovian var. Viper dediğimiz mimari var. Bunlardan tercih yapıp o şekilde ilerleniyor. Viper biraz daha iOS'un kendi native yapısına protokol tabanlı olduğu için daha uygun olduğu söyleniyor. Ama anlaması biraz zor. Zaten kaynakları incelediğiniz zaman negatif yönlerinde, olumsuz yönlerinde ilk başı hemen bu anlaşılması zor olduğu genelde yazılır. Evet biraz zor ama çok da zor değil. Ee, biz bootcamplerde onları anlatıyoruz. Anlatırken ben bol bol görselleştirmeler falan kullanarak anlatıyorum. Ee, öğrencilerimiz yani arkadaşlarımız çok rahat bir şekilde öğreniyorlar ve zamanla da oturuyor. Hani çok zor değil. Ee, ama şu anda hani belki eğilim e, MVVM tarafında olabilir. Ee, kolaylığından mıdır? O şekilde mi başarılmıştır? Ee, çok bilmiyorum ama eee biraz daha da olabilir efendim. Konuda. Kaynak bolluğu da olabilir bu konuda. Neden? Evet, diyeyim, o bitmiyor. olabilir. Zaten internette şöyle de bir şey de olabilir. Yani hangisini daha çok görüyorsanız kaynak olarak sanki o daha çok kullanılıyormuş bir izlenimi olabilir. Hı -hı. Belki o bizi yanıltabilir ee, ne kadar kolaysa o kadar çok kaynak da çıkıyor olabilir. Net bir şekilde bilmiyorum hangisi daha çok kullanılıyor Türkiye'de sektör olarak hani yüzde olarak bir şey veremem hangisinin daha fazla kullanıldığını. Ee, ama e, her ikisini de öğrenmenizi tavsiye ederim. MVVM kolay, e, çok zor değil. Zaten Android tarafında benzer bir altyapı var. Viper'da biraz daha sebat etmeniz lazım. Biraz daha çabalamanız gerekiyor. E, onun sonucunda onu da öğrenebilirsiniz. Ee, biraz tabii ki bu belki ileride şöyle bir şey olur. Apple kendisi bir mimari e, önerir veya tasarlar ve güzel bir yere gelir. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Android tarafında Android kendisi uygulama mimarisini öneriyor. Uygulama mimarisiyle bitmiyor arkadaşlar bu iş. E, teknolojilerini de üretiyor. Uygulama mimarisindeki en büyük sıkıntı şudur. İleride öğrendiğiniz zaman bunu anlayacaksınız. Bir şeyi ne kadar çok parçalara ayırırsanız bu parçalar arasındaki iletişim çok önemli olur. Bu iletişimi sağlamak için de bazı teknolojiler gerekir. Bunları sağlaması gerekiyor. Belki ileride yapıl, bunları da kendisi yapar. Swift UI tarafında mesela iletişim teknolojisinin için kendisi bazı yapılar üretiyor ama hani biz onu mesela uygulama mimarısında önerdiği için değil de böyle bir teknoloji buraya da uyar şeklinde kullanıyoruz. Belki ileride tamamen referans vererek bunu kullanmamız bizden Talep edilebilir. Evet, çok güzel bir soru... ...gelmiş bu arada. Benim de aslında... E, ...sorulması gereken... ...ama nadir duyduğum sorulardan biri. E, pratik mi öğretir yoksa... ...oturup ders gibi çalışmak mı? YouTube videolarını takip ederek yapmak... ...bizi ileriye götürür mü? Şeklinde. Sana pratik mi sözü öğretir başta. yoksa oturup ders çalışmak mı? YouTube videolarını takip ederek yapmak... ...bizi ileriye götürür mü? Bence hepsi. Veya... <laughs> e, <hangisiniz gülüyor> Kaçak size Ama... <laughs> bu Şöyle, biraz yani. e, Benim Udemy üzerinde bootcamplerim var Belki e, görenler olmuş Hı. olabilir e, Normalde şirketlere uyguladığımız bootcamplerin aynısını Udemy'de arkadaşlar sizlere sundum İlgilenenler varsa bakabilirler Orada ilk tanışma toplantımız Yani ilk tanışma e, videomuz var Tanıtım videomuz O da herkese açık ücretsiz Orada da e, Nasıl öğrenebilirsiniz en iyi şekilde Tavsiyelerde e, bulunuyorum Onları uygulayabilirsiniz. Bir kere benim önerim özellikle bu bir şey izleme kısmında belki sizde vardır bu. Ben de o olabiliyor. Kendim üzerinde söyleyebilirim. Bir şey uzun süre izlerseniz dikkatiniz dağılma ihtimali çok yüksek. Bu noktada benim önerim bunu YouTube'dan izliyorsanız veya işte Udemy'den izliyorsanız video durdurma imkanınız var. Bu noktada aynı anda kodlamak size daha keyif verecektir. Hatayı birlikte almak daha keyif verecektir. Benim önerim o olur. Yani birlikte aynı anda yapmanız hı hı. ve burada tabii ki en önemli nokta bence şu acele etmemeniz gerekiyor. Yani hızlı bir şekilde öğrenmem lazım. Ben bu konuyu hızlı bir şekilde bitirmem lazım. O tarafa düşerseniz, o, o tekrara girerseniz gerçekten siz zorlar. Bu noktada keyif almak. Yanınızda bir çayınızı alın. E, güzel bir ortamınızı oluşturun. Sonra da yavaş yavaş oradan videonu izleyerek, durdurarak, kodunuzu yazarak, müziğinizi açarak, keyif alarak bunu yapmaya çalışın. İzleyerek, kodu yazarak çok güzel bir seviyeye gelirsiniz. ki bu yetmez tabii ki. Daha sonra ders sonrasında öğrendiğiniz o konuyu geliştirmeniz lazım. Yani üzerinde bir şeyler nasıl ekleyebilirim? Örneğin bir tane butonla örnek yapıldıysa o ders özellikle. Ben ikinci bir butonu nasıl ekleyebilirim? Veya bu butonun özelliğini nasıl değiştirebilirimin sonuçlarını aramaya çalışın. Yani o örneği geliştirin. Evet. Bu çok çok size fayda sağlayacaktır. Sonra da ayrıca bir örnek yapın. Yani farklı bir örnek de siz yapmaya çalışın. Ve benim önerim de şu olacaktır. Tabii bunları yaptıktan sonra da hep bir tekrar edin. Yani öğrendiğiniz şeyleri tekrar edin. Notlar alın o notları bol bol tekrar edin. Çok fazla detay var bunların hepsini hafıza tutmanız çok zor ve ezberlemeyin tabii ki kodları şunu bilin ben şu konuda şu problem geldiği zaman şu x konuyu kullan kullanacağım bunu bilmeniz bile çok değerli onu öğrenip zaten kodu biliyorsunuz nasıl yazacağınızı da biliyorsunuz bakarak yazabilirsiniz o yüzden bu yönde gitmeniz çok daha iyi olur bir arkadaşımız cevap vermiş pratik 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 diye buna ben katılıyorum ama çok net bir ayrım var ee, o da şu eğer bir şeyin temeli yoksa bilmiyorsanız onu oturup bir izlemeniz gerekiyor neymiş bu lecture şeklinde çalışmanız gerekiyor böyle ders çalışır gibi ya bunu yapmıyorsanız ezberlemeye çok gidiyor iş yani bu noktada ya bunun daha kolay yolu yok mu? Veya bunu niye yapıyoruz sorusu olacak kadar bile onu bir oturup çalışmış olmanız gerekiyor. Sonuç kesinlikle pratik pratik pratik. Zaten sen de aynı noktaya değindin bu kısımda. Ama ben mesela şu an web yazmaya başladım. Web'de hani CSS böyle insanların çok uç bucak dolanıp etrafından geçtikleri bir alan. Ya yani dedim niye bu böyle acaba falan diye. Bir baktım CSS'de işte bizim o yan tarafta mobilde gördüğümüz attribute'lerin hepsini kendi elle yazıyorsun ve çoğunu bilmen gerekiyor. Çünkü yani mobilde sağ tarafı kurcaladın daha böyle bir şey varmış diye görüyorsun. Tıklayıp kullanabiliyorsun ama yani native'den azından CSS'de Öyle bir şey varlığını bilmiyorsan sana böyle tıklayıp da göstermediğin şans eseri değinmediğin sürece çıkmıyor. Ve kimse de oturup da o CSS kurslarını tam anlamıyla bitirmiyor anladığım kadarıyla. Hani biz bunu kurcalaya kurcalaya yaparız şeklinde. Birazcık da ezbere gitmemek için bunun bir temelinin olması lazım bence. Diyeyim çünkü çok ezberleme oluyor bunun sonrası. Evet. Böyle bir soru gelmiş. Tuhaf bir soru olacak belki ama 28 yaşındayım ve bu alanda kendimi sıfırdan geliştirmeye çalışıyorum. Sizce yaş aralığı var mı bu alanda? E yine sıkça sorulan bir soru aslında. Buna ben yani, başlayabilirim istersen sen de başlayabilirsin. Yani yaş aralığı bilmiyorum çok etkili olmasa gerek çünkü öğrenme aşamasında çok geç bir yaş değil. Bu arada hani çok geç bir yaşta da öğrenenler olabilir. Bu noktada Hı. amacınız ne? Kendi iş dünyanız ne, kendi aile yaşantınız, etkenleriniz bunları biz sizin kadar iyi bilemeyiz. O yüzden onların hepsini düşünerek çok net bir şekilde cevap vermemiz zor. Çünkü herkesin hikayesi çok farklı. Ee, hani e, bu süreci iyi bir şekilde e, atlatabilir misiniz, atlatamaz mısınız çok e, bunu net bir şekilde söyleyemeyiz. Ama ideal durumlar varsa hani yaş çok önemli değil. Sonuçta bir öğrenme aşaması bu. E, ...belirli bir yıl sürebilir... yaşınız da ileri olabilir... ...belki Hı -hı. iş bulma anlamında zorlanabilirsiniz... ...ama belki farklı Hı -hı. alanlara yönelebilirsiniz... ...freelance taraflara yönelebilirsiniz... ...belki de işte bulabilirsiniz... ...ama Hı -hı. şu tabii ki... E, ...karşınıza çıkacaktır... E, ...bu yaşla ilgili siz bunu kendinize soruyorsanız... ...elbette bir yerde belki zorluk olarak karşınıza çıkabilir... ...önemli olan buna takılmamak... ...yani siz bundan keyif alıyor musunuz? Mutlu musunuz şu anki halinizden? Bu çok önemli. O noktada çok yaşa takılmayın ama yaşadığımız sadece yaş değil, sahip olduğumuz, hepimizin sahip olduğu bazı özellikler bizim iş bulma konusunda bizi negatif yöne çekebiliyor. Herkesin farklı kriterleri var, eksikleri var. Siz elinizden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar daha çok çabalamamız gerekiyor. Çabalamanız gerekiyor belki de ve daha fazla bilgi edinip birçok kişinin önüne geçmeniz gerekebilir kesinlikle ya gayet ben burada şöyle çok küçük bir ekleme yapacağım belli alanlarda ben çok zorlanıldığını gördüm mesela game development'ta zorlanıyor insanlar ama 28 geç bir yaş değil biz 4 yıl oluyor sanırım bootcampleri düzenleyeli dört yıl içerisinde 40 ya 35 yaş üstü 20'den fazla öğrencimizi ben kaydettim yanlış hatırlamıyorsam böyle notlarını tutarken. E, ve bunların pes etmeyenlerinin %80'i iş buldu. Pes edenler kısmına zaten girmiyorum ama e, pes etme oranı da az oluyor. Yani ben o yola baş koydum deyip bir bootcamp'e katılıp onay alabiliyorsa o zaten pes etmiyor neredeyse. E, ama belli alanlar için çok zorlanabiliyorsunuz. Mesela game development'ta ben e, zorlandım. E, o yaştaki insanlara bir aşamaya getirme noktasında. Çünkü mesela mobil development, web development kısmında startuplar, normal şirketler varken game development'ta indi kafada yürüyen çok fazla stüdyo var ve bu insanlar genç yaşta olduğu için birazcık daha bu tarafta genç insanlarla çalışmak isteyebiliyorlar. Ama yani burada chat'te de örneklerimizden biri var. Öğretmen bir arkadaşımız, bir ekip üyemiz öğretmenliği bırakıp game development üzerine gitmeye başladı. Şu an işe de girdi diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlamıyorum durmam. Yani staj yapıyordu, girdi diye hatırlıyorum. Ee, bu noktada böyle bir cevap verebilirim ben de bu tarafta. Birazcık daha HR tarafına da bakarsak. Ee, bunun haricinde bir tane soru sorulmuş ama silinmiş. Buna cevap vermeli miyim? Emin değilim. Ee, sizce e, e mobil uygulama sektörün nereye gidecek? eee AI VR kısmı tarafına mı evrilir sizce diye. Yani AI e ML kısmı için hadi her şeyin geleceği o diye çok soru geliyor ama AI VR kısmına hani bu Apple'ın atılımlarıyla birlikte asıl son konu büyük ihtimalle. Artık hani şey gerçeklik, falan falan e, Veya VR bunlar zaten hep vardı arkadaş, Hep vardı. Hı -hı. Yani, yani son yıllarda zaten var. Burada karşımıza çıkan en büyük sorun artılmış gerçeklik veya VR tarafında fiziksel yeterlilik. Çoğumuzun telefonu belki tam olarak artılmış gerçekliği çalıştırma yeterli olmayabilir. Çünkü işte ekstra sensörler gerekebiliyor, lidar sensörleri gibi sensörler gerekebiliyor. Hı hı. Burada hani cihazlarımız ne kadar çok böyle yüksek işlemle yapabilecek seviyeye geldikçe. Bunlar tabii ki hayatımıza daha çok entegre olabilir. Ee, onları görebiliriz. Tabii ki bazı firmalar dediğin gibi Serkan, Apple gibi firmalar da önce olabiliyor. Hani Hı -hı. bazı şeyleri o önce hale getirebiliyor ve sonra da diğer firmalar buna ayak uydurabiliyor. Ee, Hı -hı. Mesela yapay zeka, ee, yapay zeka entegre olmaya başladı. Tam olarak entegre oldu diyemeyiz. Yavaş yavaş. Bu tarz işler hani yapay zeka üzerinde hem de artılmış gerçeklik üzerindeki en kritik nokta şu. Gerçekten işe yarıyor mu? Böyle gerçekten işe yarar şeyler çıktıkça bu diğer <laughs> uygulamalarda artacaktır ve sektörde de o yönde genişleyecektir. Yani bu kendi uygun bir alan, zaman e, ve fiziksel donanım gerektiren tarafta. E, hani belki de bunların dışında farklı bir alternatif de çıkabilir. Sonuçta Hı -hı. VR mesela yıllardır var ee, ama tam entegre olamıyor İşte donanım gerektiriyor. Belki Hı -hı. farklı çözümler de olabilir, farklı teknolojiler karşımıza çıkabilir. Burada ee, bir... başka alanlardan da şey yapabiliriz aslında. Örnek verebiliriz. Mesela gaming alanında yani hepimiz şeyi duymuşuzdur. Steam'in sahip kurucu firması Valve birçok oyununda bir segment üstü atlattığı için ünlü Half-Life. Bunların en temeli 1'de, 2'de motorlarıyla vesaireyle yaptığı şeylerle. Ama Half-Life çok büyük bir yatırım yapıp sonraki oyununu VR'a çıkarttı Half-Life'ın. Alyx'i çıkarttı. o bile patlatamadıysa VR tarafını gerçekten donanımsal olarak insan adaptasyonu biraz sıkıntı. Çünkü insanlar çok şikayet ediyorlar. Yani ben bunu düzenli olarak kullanamıyorum. En iyisi en babası gelse düzenli olarak kullanamıyorum şeklinde. Ee, bunun için gerçekten yeni bir teknolojiye ihtiyaç var gibi duruyor. Ee, en basından bugün ben şey gördüm. Microsoft sanırım. E, yere bir halı yarat yapmış. Yani halı senin hareketine göre diğer tarafa hareket ettiriyor seni ve evin içerisinde geziyor gibi. O halının üzerinde gezebiliyorsun şeklinde. Ama senin de dediğin gibi biraz ekstra e, adımlara ihtiyaç var bence o tarafta. Bir de süper app e, sormuş Yağız. Hı hı. E, süper app'ler e, neredeyse her şeyi içinde barındıran app'ler e, anlamına geliyor arkadaşlar. Hı hı. E, açıkçası çok e, bilgim yok. Hani başarı olur mu olamaz mı? Bir deneme e, birçok uygulama bu hale geliyor. E, hı hı. Tabi burada belki şu e, çıkabilir. Çok ticari olarak çok bilgim olmadığı için hani çok da böyle net konuşmak istemiyorum ama ...çok fazla alanını bir araya getirdikleri için... ...o her bir alanda başarılı olmaları... ...onları daha da başarılı hale getirecektir. O biraz da o firmanın... E, ...şirket başarısıyla ilgili. Yani hani bilmiyorum o şirketler... ...başarılı olabilirler mi, olamazlar mı? E, ben e, yani kullanıcı tarafında... ...şöyle bir izlenim var mı bilmiyorum. En azından bende kişisel olarak yok. Aa bu süper etmiş bunu kullanayım... ...şeklinde bir eğilimim yok. O uygulama benim sorunumu çözüyorsa bu e ticaret e ticaret problemimi çözüyorsa veya başka bir şey mi çözüyorsa ben o yüzden onu kullanıyorum. Hani o biraz daha sorunuz o şirketlerin kendi çalışma yapılarıyla başarılarıyla ilgili. Hani o ön gör, görmek çok zor. Başka bir sektörde kurumsal bir işte çalışıyorum. Sadece ikinci meslek olarak istiyorum. Bu Ozan'ın ikinci sorusu. Bu 28 yaşından sonrası için diye bir soruyla başlamıştı ya. Ee, bu noktada benim cevabım direkt şey olur ya hani ilk başta kendin için bir şeyler yapıyor musun? Ya yani Webdeysen mesela kendi web siteni veya kendi ya bu benim işime yarar aslında dediğin siteyi yapıyor musun? Veya mobilde e, ya şöyle bir uygulama olsa güzel olur diye oturup da kendin yapıyor musun? Bunları yapıyorsan ve orada karşılaştığın hataları çözüyorsan bir şekilde freelance işlerde de e, ilerleyebilirsin. Ama eee Haricinde neden bunu söylüyorum? Kurumsal bir iştesin, yoğunluğunu tartma kısmında freelance bir iş aldıktan sonra zorluk yaşayabilirsin. Ama kendi projenin yapıyorsan ve süreyi tutabiliyorsan, ha, ben hayatımda buna vakit ayırabiliyorum diyorsan bence başarılı olabilirsin diyeyim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? E, şöyle, e, kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. Maddi olarak da ihtiyaçlarınız olabilir. Ama şunu da unutmayın, e, zaman da hızlı akıyor arkadaşlar. Kendinize de vakit ayırın ailenize, kendinize, arkadaşlarınıza kişisel böyle keyif aldığınız yerler varsa onları da zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Tabii ki hepimiz böyle bir, bir şey öğrenmenin peşindeyiz ama bunu kendim için de söylüyorum bu arada. Hani kendime de bir tembihte bulunuyorum. E, kendimize de zaman ayırmamız çok önemli. Bazen e, bu tarz konularda çok fazla kendimize dert edinip e, zaman nasıl geçtiğini anlamayabiliyoruz. E, biraz kendinize zaman ayırmanız da Tavsiye ederim. Bunun dışında kalan vakitlerde de kendimizi tamamen geliştirmeye, odaklanmaya devam edebiliriz. Mobil uygulama tarafının zaten bence en büyük böyle e, güzelliklerinden bir tanesi de bu. Kendinize hobi amaçlı bir yol açabilirsiniz. İşte bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. Ekstra işler yapabilirsiniz. Bu anlamda gerçekten size fayda sağlar. Çünkü biraz mobil tarafı kendi kendine yetebilmeyi de, sunduğu için gayet keyifli oluyor. Bu anlamda size iyi olacaktır. Ben küçük bir araya gireyim. Toplulukla ilgili kısa bir e, bilgilendirme kısmı. Arkadaşlar Mantu Group e, non-profit bir topluluk başta bahsettiğimiz gibi bu da aslında bizim bir beklenti içerisinde olmadan çıkarttığımız sponsorluklarla ilerleyen bir topluluk. Ama biz bu içeriklerde olabildiğince katılımcılarımızı motive edecek, gamification arttırabilecek, belki de işte bootcamp'lar veya içerikler çıkarttığımızda çalışlar koyabilecek şeyler yapıyoruz. Ve bu noktada da biz geçen yıl bir sisteme girdik. Dedik ki hani bizi desteklemek isteyenler için böyle bir sistemimiz var. Bakmak ister misiniz şeklinde. Sağ olun ki bayağı bir orada içeriklerimizi beğenip destek olmak isteyen insan çıktı. Orada bilet olarak bunu çıkartıyorduk. Şimdi daha güzel bir sistem bulduk. Ve aslında bir arkadaşa. Kahve ısmarlar gibi Buy Me Coffee diye bir sistem belki duymuşsunuzdur. Bu Buy Me Coffee eğer bizim içeriğimizi beğeniyorsanız bu içeriklere ve ekipteki çalışan arkadaşlara bir kahve ısmarlamış oluyorsunuz. Ve e, bu noktada gerçekten arkada büyük bir emek olduğu için e, bu onları bayağı bir motive ediyor. Beni de dahil aynı zamanda. E, bununla birlikte de Buy Me Cafe'de aslında biz farklı içerikler çıkartıyoruz. Yani Android Bootcamp olsun, iOS Bootcamp olsun. Şu an arkada hazırladığımız ve sponsor arayışında olduğumuz. E, bu noktada da eğer o içerikleri... E, desteklemek isterseniz, Buy Me Cafe'den bunu da sağlayabiliyorsunuz ki, ya ben bu içeriği e, desteklemek istiyorum. Hani emeğinize teşekkür ederim şeklinde. Orada destekleyebiliyorsunuz. Ben linki paylaşayım. E, siz buradan kendiniz incelersiniz zaten. Bu dediğim gibi bir arkadaşınıza yaptığı bir şey beğendikten sonra, Gel sana bir kahve ısmarlayayım demek gibi oluyor bizim için diyebilirim. E, bununla birlikte devam edelim. Çok kısa bir araya girdik diyelim bu noktada devam edelim. Ee, bu süreç içerisinde peki şeye girelim mi? Son konulardan birine senin de daha fazla kitlemek adına en iyi öğrenme yolları hani e, başta demiştik bundan sonraki süreç öğrenme yollarına kayıyor diye. E, bu süreçte ikimiz de öğrencilerle baya bir e, vakit geçiriyoruz ve zorlandıkları noktaları görüyoruz veya a şöyle yapınca daha iyi ilerledi dediğimiz kısımları görüyoruz. E, bu noktada önerilerimiz ne olur? Senle başlayalım mı? Aslında onlara biraz değinmiştik, biraz daha değinebiliriz. Başta şunu iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar, bir şeyi öğrenmek için ya da öğrenme süreci kişiden kişiye değişiyor. Herkesin öğrenme alışkanlığı farklı. Bir kere hani bu söyleyeceğimiz şeyler biraz genel olacak ama kendinize zaten ona göre evirebilirsiniz. Herkesin öğrenme süresi de farklı. Evet, alışkanlığı farklı, öğrenme süresi de farklı. Birisi bir konuyu belki 5 dakikada öğrenebilirken birisi belki 1 bir saat, birisi belki 10 saatte öğrenebilir. Bu noktada ama şunu net söyleyebilirim. Bence en önemli kritik nokta şu arkadaşlar. E, çabalamak. Kim daha çok çalışıyorsa o daha fazla öğreniyor. Bu net. E, birisinin hızlı öğrenmesi, birisinin yavaş öğrenmesinden bağımsız olarak bunu söylüyorum. Gerçekten, gerçekten çok çabalarsanız, çok uğraşırsanız başarılı olacaksınız. Çünkü süreçte bunu görüyoruz, kendiniz de görüyorsunuzdur. Üniversite sınavlarında bu sıra, bu yapılarda falan en çok çabalayan, en çok bunlarla ilgilenen, çalışan kişiler daha başarılı oluyor. Bir kere bu çalışma kısmını bir kere tam anlamıyla yapmamız lazım. Az önce bahsettik. bir yerden video özelinde gidiyorsak mutlaka birlikte kollayın. Genel tekrarlar yapmayı ihmal etmeyin. Unutursunuz e, genelde konular unutulabiliyor çok fazla detay var çünkü kendinize böyle periyodik şekilde tekrarlar yapmayı ihmal etmeyin yeni öğrenirken her gün bir şey öğreniyorsanız gün tekrarınızı haftalık tekrarınızı aylık tekrarınızı yapın bunun için kendinize bir altyapı oluşturun not tutun o notlardan faydalanın bol bol e, biz bootcamp'lerimizde ödevler veriyoruz ama her tarafta belki ödev olmayabilir kendinize ödevler verin. Ee, ödevler yapmaya çalışın, yani farklı şeyler yapmaya çalışın ve bol bol araştırın. Ee, o konuyla bağlantılı araştırmalar yapın. Ee, bunlar zaten sizin gerçekten iyi bir şekilde öğrenmenizi sağlayacaktır. Ee, bunu isterseniz yazılı bir kaynaktan yapabilirsiniz, isterseniz video temelli bir kaynaktan yapabilirsiniz. Ama aşağı yukarı hepsi aynıdır yani. Birlikte kodlamayı onu test etmeyi bu yazılı bir kaynak da olabilir. Medium yazısında bir kod gördünüz. Hemen o kodu e, test etmeniz lazım. Üzerinden e, onu e, daha net bir şekilde anlamak adına biraz daha onu e, tekrar etmeniz gerekiyor. Burada yazılı kaynaklarda belki özellikle İngilizce, Türkçe de olabilir belki ama şöyle bir şey var onu söyleyebilirim. Sizin motivasyonunuzu artırsın diye söylüyorum. Bazı kaynaklar Örneğin X bir konu anlatılacak. X konu anlatılırken e, mesele çok büyük şekilde anlatılabiliyor. Yani atıyorum siz butonun tıklanılması ile ilgili bir bilgi öğrenmeye çalışırken size böyle büyük bir uygulama, büyük değil de orta ölçekli veya küçük ölçekli bir uygulama yaptırmış olabiliyorlar. Bu noktada butondan belki konu sapmış olabiliyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız yapacağınız en güzel şey şu olur. Mümkün olduğu kadar kodları sağ, e, sadeleştirmeye gidin Yani sizce bakın tabii kodlamayı anlamaya çalışın. Gereksiz gördüğünüz kısımları azaltarak sadece o öğrenmeye çalıştığınız kısmı salt bir şekilde öğrenin. Sonra yavaş yavaş oradaki makaleye uygun şekilde geliştirmene devam edebilirsiniz. Her kaynak çok net olmayabilir. Özellikle Android'in ve Apple'ın kendi orijinal dokümantasyonları çok özettir. E, çok net değildir. Öyle bir soru da vardı galiba. Onda biraz da değinmek için de buraya getirdim. Ee, hani böyle çok detaylı anlatılmaz. Biliyormuşsunuz gibi özet verilir. Onlar da anlaşılması kolay konular değiller. Ee, hangi seviyede oraya ulaşırsınız bilemem ama yani belirli bir altyapınızın olması lazım. Yani size şöyle bir örnekte e, örnek verebilirim. Size bir resim var bir bütün. O resmin küçük bir parçasını gösteriliyor. Geri kalanını siz zaten biliyormuşsunuz gibi e, devam ediyorsunuz. O parçayı ben tamamlayarak evet, ilerliyorsunuz. O yüzden hani orası sizin çok moralinizi bozmasın. Ama ilerleyen dönemlerde o kadar çok konuya hakim olunca zaten oradan çıkarımlar da yapacaksınız. Yani bunun devamlı şunu yapmam lazım gibi çıkarımlar da bulunacaksınız. Ee, ben ben incelemiştim yakın zamanda. Kotlin official kendi kaynağını ya yani şey böyle yeni bir içerik çıkartıyorduk işte bootcamp tarzı bir şey. Dedik hani bir Kotlin'in kendisini anlatmış bakalım. Ve açtım 15-20. dakika kapattım direkt. Ben bunu gösterirsem hani direk kaçar insanlar. Çünkü hani şey muhabbeti var. Bir anda absürt bir yere atlamış ve orada aş aradaki boşluğu bilmemizi varsayıyor. Ama ee, first kit yani o. Böyle bakıp şey demiştik. Yani burada öğretici kaynaklara bakmanız birazcık daha doğru olur. O dokümanlar gerçekten bilen insanların işini biraz hızlandırmak için. Çit çit şeklinde diyebiliriz. Sen devam et istersen bu kısımda. E, kaynakları da o şekilde analiz edip oradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yani öğrenme aşağı yukarı bu şekilde diyebilirim. Hı hı. Ya olabildiğince bu arada şeye de değinmekte fayda var. Ee, herkesin öğrenme şekli farklı olduğu için kendinize göre bir anlatımı olan insanı bulursanız o insanın içeriklerini incelemeye çalışın ve birazcık bakın ya yani, bu kişinin anlatımı benim için uygun mu? Yoksa daha fazla kafam karışıyor? Zaten Kasım bahsettiği kısımda burada eğitmen kısmına değinelim. Çünkü ben çok zorluk yaşadım zamanında. Ve bu süreç içerisinde anlatım bayağı bir önemli diyebiliriz. Bir arkadaşımız ikinciye sormuş bu soruyu. Cevaplayalım da aynı zamanda. hani Harunakal konudan kopsak da. iOS geliştirici olmak için sadece Swift öğrenmek yeterli olur mu? Swift mi React Native mi? Sektörde yer almak maksatlı sadece Swift yeterli mi? Yani iOS developer olmak istiyorsan zaten Swift dışında React Native kısmında cross platform developer olarak geçiyorsun o projeleri alıyorsun ama e, freelance iş dışına çıkman zor e, bu noktada ama e, hani Native kısımda ilerlemek onu geliştirmek onu tamamladıktan sonra cross platform'a geçmek mantıklı diyebiliriz sen bu kısımda ne öneriyorsun kendine? Yani bence yani sektörde yer almak istiyorsa e, istiyorsanız arkadaşlar bir kere native tarafı iyi bilmenize fayda var. Hı hı. Bunu şuradan söylüyorum arkadaşlar. Öğrenme açlığınız olduğunu, öğrenmeyi sevdiğinizi düşünerek tabii ki bunları söylüyoruz. E, bir kere hani bu soruda e, Serkan dediği gibi Swift e, bilmeniz lazım. Mecburen iOS tarafında Swift ile kodlama yapılıyor. Objective C var ama hani o çok daha karmaşık bir dil. Swift ile rahat bir şekilde kodlayabilirsiniz. Swift mi React Native mi derseniz hani React Native cross platform, flutter gibi platform ee, çok birbirleriyle böyle kıyaslayacağımız bir yapı değil benim önerim önce <laughs> çok özür dilerim, benim için önce Native tarafı öğrenmeniz size daha faydalı olacaktır çünkü önce orijinal tarafı kavrarsanız sonra React Native veya flutter gibi tarafları öğrenmeniz çok daha kolay olur, daha da verimli olur sektörde de bu anlamda hem iOS'u iyi bir şekilde bilip hem de React Native'i bir şekilde bilmek sektörü daha çok yer almanı sağlar. Ya da freelance işlerde çok işinizi rahatlatır sonrasında. Her anlamda. Ayrımı ee... gitmeye ee... çok böyle şey yapmayın. Yani hepsini bir öğrenmeye çalışın. Hepsini tabii ki uzmanlık seviyesinde öğrenemeyeceksiniz belki ama Hı -hı. öğrenmeye çalışın. Keyif almaya çalışın. Onları sevin. Hangisini daha Hı. çok seviyorsunuz? Oralara uğraşın. Ee, zaten bir tanesine başladıktan sonra bu sevme işini anlayacaksınız. diğerine zaten otomatik olarak geçersiniz. Ya eskiden mesela biz e, yani React Native tarafı hakkında konuşmayayım ama Flutter çıktığında biz eskiden Native'e nazaran daha kolay bir başlangıcı var. O yüzden Flutter'a başlayabilirsiniz diyorduk. Şu an Kotlin kısmında o da birazcık artık yani Android Native başlamak Flutter'dan çok daha e, kolay bir başlangıç aslında. En basitinden kurulum aşaması bile daha kolay yani artık. Eskiden Android daha böyle uğraştırıyordu diyeyim. Evet eski güzel günler şeklinde. bu süreç içerisinde şu an native'den başlamak çok daha avantajlı gibi gözüküyor. Ha, gerçekten sizin yanınızda size bu alanla ilgili öğretmeye hazır biri vardır cross platform ile ilgili. Ondan sonrasında iş imkanı sunabilme şansı vardır. Cross platform başlayıp native öğrenmeniz yine şart o kısımda ama bu koşulda mantıklı olabilir cross platforma başlamanız geri kalan kısım birazcık daha native daha ağır basıyor artık ee, Furkan'ın bir sorusu var ee, selamlar geç kaldım biraz diye hoş geldin alaylı olarak sektörde bootcamp ve benzer şeylere asla kabul alamıyorum kendi kendimi geliştirirken bilgimi kanıtlamak için bootcamp ve benzer şeyler gerekiyor diye düşünüyorum ya burada bootcamp'leri şöyle de tanımlayabiliriz arkadaşlar. Bootcamp kısmına şirketler para ödüyor ve sosyal bir proje olarak geçiyor bootcamp'ler. Yani o katıldığınız ücretsiz bootcamp'ten birçoğu sosyal proje olarak geçiyor ve şirketler bu noktada oradan çıkan insanlara önceliklendiriyorlar. Bunu da kendileri söylüyorlar zaten. O yüzden bootcamp'e girmek bilginizi kanıtlamak değildir ama ben bir... HR sürecinden geçtim demektir yani bir mülakattan geçip gidiyorsunuz siz oraya gibi düşünün orası bir mülakat süreci oluyor benim duyduğum şirketlerden duyduğum yorumlar şu an şirketlerin ismini vermek doğru olmaz ama Linkedin'den profilimde duruyor hangi programlara çalışmışız ne yapmışız hangi şirkette çalışmışız şeklinde bu yüzden bilgini kanıtlamış olmaz belki o projelerle daha yatkındır ama evet kolaylaştırdı kesin bu süreç içerisinde de bootcamp'lere hayatta e, katılım alamıyorsan e, zaten benim çalıştığım bootcamplerin yarısına katılamıyoruz. Çünkü kadınlara özel ama e, tek kariyer burada çok güzel işler yapıyor. Oranın süreci içerisinde de gerçekten yani proje çıkartmış ve e, görünür olursan alım şansın yüksek oluyor. Ama e, üniversite öğrencisi mesela orada da belli şeyler var, factler var. Onları e, eğer sağlamıyorsan... CV'ni incelemiyorlar bile. Mesela üniversitenin belli bir sınıfında olman lazım. İkinci sınıf vesaire kısmını almıyorlar direkt yani. Onun haricinde e, belli bir yaşında üstünde olunca alınması zorlaşıyor. Bunun haricinde İngilizce bu kısımda dikkat çekiyor. Çünkü bu şirket, bu bootcamp'lerin asıl amacı sizi işe yerleştirmek. İngilizceniz artıysa işe yerleştirmeniz daha kolay olacak şeklinde. E, başka bizim öyle fact olarak sunduğumuz bir şey var mı? Yani teknik sınavları geçmek tabii ki de. Ama bunun haricindeki süreçler için zaten hani cevaplayabileceğim kısımda projelerinizi yayınlamanız durumunda alınıyorsunuz. Evet. bu süreç içerisinde senin eklemek istediğin bir şey var mı o noktada? Ee, i̇nan e, yani. tek karar nette biz yoğun çalışıyoruz ama başvuru süreçleriyle ilgili hiç bilgim yok. Ee, o süreçler nasıl oluyor hiç bilgim yok. Sadece bazı kriterler var o kriterlere uyup uymamakla ilgili alımlar oluyor diye biliyorum. Hı hı. Onun için hiç bilgim yok. O kriterlere bakmak lazım. Teknik sınavlar var. Yani birçok etken var ve şunu da unutmayın. Ee, bir bir bootcamp'e 20 öğrenci alınıyor. 2000 öğrenci başvuruyor. Veya 30. 30 bile çok ben hani 25'ten fazla hani olduğu zaman bile verim anlamında sorguluyorum. Zorluyor gerçekten ödev falan. E bir noktada hani çok fazla kişi de alınmadığı için e, hani çok doğal yani hani çok az kişi alınabiliyor. Hani kriterler gitgide böyle eleniyordur artık neyse o kriterler. E, Birçok kriteri uymak gerekiyor. Hepsine uyuyor da olabilirsiniz ama yine de o sıralamaya da giremiyor olabilirsiniz. Bu hmm. hani dünyanın sonu değil. Kendi kendinize de öğrenebilirsiniz. E, sadece bootcamp'te, sektörde bir yerlere girmek de sadece bir tek bir nokta değil. Ee, şu anda biraz sektörde yavaşlama olduğu için belki öyle bir algı oluşu olabilir ama en azından gelinini yapmaya devam edin. E, i̇şte Hı -hı. Serkan aslında onunla ilgili bir giriş yaptı. E, artık iş arama süreci tek yönlü bir şey değil, sayesiz seviyeden ibaret değil. Sosyal medya tarafında görünür olmanız gerekiyor, medium yazıları yazmanız, GitHub'ı kullanmanız, onları paylaşmanız sadece yazmanız yeterli değil onları paylaşmanız, etkinliklere, online yüzde olan etkinliklere katılmanız, network edinmeniz bunların hepsinin ayrı bir değeri var. Ee, bunların hepsini de yaptığınızdan emin olmakta fayda var. Ben şöyle söyleyeyim Furkan yani benim gördüğüm kadarıyla görünür de bir insan sosyal medyada vesairede ee, LinkedIn profilini belki ya biz ben şeyi görüyordum açık net kendi aa, ben de bir baloncuk çıkıyor yine ben şeyi çok net görüyordum e, bazı öğrenciler alınmış ve teknik level konusunda bizim belirlediğimizin altında olan öğrenciler olabiliyordu e, birçok farklı bootcamp'te. Orada şeye de bakıyorlar yani geçmiş tecrübelerinize de bakıyorlar. LinkedIn profiliniz gerçekten bootcamp üzerinde konuşmak gerekirse bir işe başvuruyor gibi olması lazım orada eğer girmek istiyorsanız. Çünkü artık dediğim gibi o bootcamp'lere girmek de çok kolay bir iş değil. Onun haricinde zaten belli farkları saydım. Bu noktada dikkat etmeniz gereken bunlara bakılıyor çünkü. Bunun haricinde Aklıma gelen bir şey yok ama mesela biri de şey yazmış. Yayın kaç saat sürecekti? Yani Kasım'ın daha fazla da vaktini almamak için bir 5 e, maksimum 10 dakika içerisinde bitireceğiz. Ama ben Discord'da olacağım. Ee, Discord kanalında linkini paylaşayım. Orayı da biraz aktifleştiriyoruz. Hani orada birebir birebir demeyeyim de hani sesli olarak konuşmak isteyenler de gelebilirler diyeyim. Şöyle paylaşayım. Ee, bu kısımda hani e, sözü o yüzden girdim genellikle mesela bir arkadaşımız da yazmış işte e, yapılan genel yetenek testlerini geçebilmek için neler gerekir diye orada bazı küfür ettiğiniz sorular bana ait arkadaşlar çünkü genel anlamda o soruları ben iletiyorum o noktada e, algoritmadan kaçmamak gerekiyor çünkü orada Orada algoritma soruyoruz. Önünüze ne kadar geliyorsa böyle test soruları. Hani şeyi söyleyeyim ben sana Berat. Yüzde 90 bu çıkar. 50 tane falan bir bootcamp algoritma sorusu çöz. 51. mutlaka o 50.nin içerisinde. Çünkü değiştirip değiştirip soruyorlar o kısımda. Ondan kaçmazsan yüzde yüz geçersin. Yani girdiğim bootcamp etenek testlerini bir kaydet. <laughs> onları not et. Onları çalış. Ee, Onlar 50 tane çöz. 51.si yok yani. Yeni üretmiyor çoğu bootcamp. Ben bundan işte bir yıl önce en son projede gönderdim algoritma sorularını. Ee, orada da belli başlı şeyleri değiştirdim. Çünkü bazen zaman olmuyor. Ee, ama bu noktalarda bunlara dikkat edebilirsiniz. O kısımlara genellikle e, öyle çalışıyoruz diyeyim. Sosyal medya gözüktüğüm ve için sunucu kurdum. 300 kişiye yakın insana ulaştım ve yardımcı oluyorum. Algımı yitirdim bu kısımda. Ya Fukan bazen gerçekten dediğim gibi hani başka bir alanda olup da bir şirkette çalışmış bir insan önüne geçebiliyor bu tükenp sürecinde. Çünkü o bir şirkette çalıştığı için artı bir durum oluyor. Ee, gelirsen Discord'da konuşuruz bu arada. Bundan sonrasında Discord'da olacağım. Ee, 100k ücretlerinde 6 ay iş garantili kurslar çıktı bu aralar. Evet bir tane ben de yaptım arkadaşlar. Son zaman yani bir şirketle çalıştık tabii ki de. Ee, özellikle Fullstack dev geliştirici olmayı iddia eden ve 6 ayda iş garantisi sunan kurslar hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, biz hiç iş garantisi sunmadık. Benim hiçbir projemde ben iş garantisi sunmadım. Bunda çok mutluyum bu arada. Ee, ama yani 50-100k süreci içerisinde benim yaptığım mantık e, şuydu. Bir şirketle anlaştığımda bunu yapıyorsak yapalım, yapmıyorsak ben yokum dedim. O da şuydu yani YouTube'da bulamayacağı, Udemy'de bulamayacağı bir içerik olması lazım. Yoksa ben para verilmesi çok mantıklı bulmuyorum. Bu içerikte ne? Ee, sadece teknik projeler değil, aynı zamanda kendi kariyerlerini de geliştirebilecekleri. Mesela bizim o yaptığımız bootcamp'te e, takip edilebilmesi açısından ben şeye eklemiştim. LinkedIn ödevi vardı, community ödevi vardı. İşte Bu gibi sizi işe aldıracak şeyleri de biz sormuştuk orada. Ee, bunun gibi ekstra içerikler, ekstra webinar'lar, bilmem neler yani o ekleyip siz de gerçekten ilgilen ilgilenen özel bir eğitimde bunu istemiştik ama e, bu sizin tabii ki inisiyatifinize kalmış bir şey. Ee, yine de 50K 100K'lık bir program verip de sonrasında dolandırılma ihtimaliniz şöyle. Program yeni açılmamışsa mutlaka birinin başına gelmiştir. Çünkü 20 kişi falan oluyorlar. 20-30 kişi. Onlar mutlaka yazar. Bunlar bizi dolandırdı diye. Oradan kaçabilirsiniz. demek. Çünkü o süreçler zor yani. Senin bu nokta denk geldiğin var mı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla bütün bootcamp'ların ücretsiz ama yani sen ne düşünüyorsun Kasım o kısımda? Bu ücretli kısım bu arkadaşımız yazdı 50k falan evet. falan kısmında. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Hani Şimdi bu tarz şeyleri yorum yapmak için içeriğini çok net bilmemiz lazım. İşte iş nedir? Doğru mu bilgi? Çok bilmediğim için hani çok da bir şey söylemekte doğru gelmiyor bana. Hı hı. Ee, olabilir. Ee, ama öyle o varsayı, varsayalım hani var yani böyle bir durum. İş garantisi de sunuyor. İçeriği nedir? Ne kadar yoğundur? Ee, belki de verimli de olabilir. Yani biraz böyle yüzeysel olur bence şu anda cevaplarımız. Atın Hatırlıcalım çok... arkadaşlar. Yani. yani o noktada ya ben çok benim detaylı incelememiz lazım. İçinde bilmemiz lazım. Birçok bir etken var. Ee, hmm. en iyisi siz onu kendiniz böyle araştırın, bu ilgili kuruma sorun. Hmm. Bu tarz şeylerde hani gerçekten sağlıklı bir cevap bekliyorsanız bizim vermemiz çok zor. Nadiren önerim şu olur. E, oradan mezun olmuş arkadaşlara sorun. Ne kadar hmm. verimli Mıksız olduğunu, yaklaşımları vesaire de. Vardır. E, sosyal medyada denk gelir, forumlarda denk gelir. En güzel sağlıklı cevabı onlar verir. Çünkü sürecin içerisinde hepsini görmüştür yani. Hı hı. E, şey gelmiş bootcamp'e girmek için de case yollayanlar var diye ben bunu doğru buluyorum ama hani öğrenmek için girdiğim bir bootcamp'te mesela bizim case'lerimiz şey oluyor hani algoritma bilsin istiyoruz basit düzlemde yani döngüleri bilsin istiyoruz. Döngüye kadar bir çalışmışlığı olsun. Ben sıfırdan başlayacağım boot bootcamp'i değilse bunları istiyoruz ve bunun için algoritma soruları soruyoruz. O case'i gönderiyoruz yani. Çok basit bir case oluyor zaten. Ve burada istediği dilden yazabilir diyoruz. ya. Yani atıyorum bizim ilk söylediğimiz sıfırdan Android boot bootcamp'i açacağız. onu Kotlin'den veya Java'dan istemiyoruz. Kotlin Java yazabilirsin. Ama mesela daha önce Python yazmışsan olur. Bak bunun mantığı çok farklı değil. Bunu çöz. Orada birazcık onu ayrıştırmak için. Ben. Bunun nedenini de açıklamış olayım. Ee, nedeni bu şekilde. Ee, ama böyle teknik ağır bir case gönderiliyorsa, onu ben de anlamam bulmuyorum. öğrenmeye giriyorsun sonuç olarak oraya. Evet. Ee, yavaştan kapanışa geçelim. Tam bir buçuk saati dolduruyoruz. Ee, evet. Yorulmaya başlıyoruz. Bu süreçte. Ee, çok teşekkürler tekrar katıldığın için. Yine eğlenceli bir, bir yayın ederim. oldu. Beğişim bayağı bir soru cevapladık. Umarım başka bir yayında da denk geliriz. Çünkü bu bir yıl boyunca sürecek bir serüven olacak arkadaşlar. Belki söz vermiyorum ama denk gelirsek tekrar bir canlı yayında da konumuz olmanı çok isterim Kasım. Çok eğlenceli geçiyor seninle yaptığımız işler genellikle. Diyeyim. İnşallah hani güzel olur tekrar bir araya gelebiliriz ee, sizin için de güzel bir süreç olmasını dilerim ee, herkese birçok kişiye de fayda olur umarım ee, buradaki etki ne kadar fazla olursa sizin de motivasyonunuz o kadar artar ee, buradaki arkadaşlarımızdan da nayden ricamız benim kendi ricam olur ee, mümkün olduğu kadar kanala platforma destek olursanız o kadar çok motivasyonları artar Serkan'ın ve ekibine. Sizler de daha fazla, daha böyle yetkin bilgiler öğrenirsiniz. Umarım güzel yerlere gelir bu süreç. Çok teşekkür ederim. Ben de yani ara sıra mümkün olduğu kadar müsait olduğumuz sürece bulunmak isterim. Harika. Ben e, bu canlı yayından sonra Discord'da olacağım arkadaşlar. Ekstra son böyle bir e, kapanış konuşması için birazcık da bizim şeyimiz oluyor, rutinimiz oluyor. Son işte sohbete katılımcıları açıyoruz. Siz de katılın lütfen şeklinde ee, hem de etkileşimi arttırmış oluyor. Sizden ricam bize yapabileceğiniz en büyük destek haftaya e, yeni bir konukla bizim e, sohbet muhabbet denimiz olacak yeni bir konu ve bu noktada bundan haberdar olmak için bizim sosyal medyalardan takip edip bunun haricinde en büyük destek olarak da bir post paylaşıyoruz. Bu hafta sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı diye. Oraya yorum yapın. Yani siz ne duymak istersiniz? Çünkü biz ona daha yetkin bir cevap verebiliriz. Ha, böyle bir şey varmış bunu dahil edelim diyebiliriz. Bu bizim işimizi çok rahatlatıyor. Hatta bir sonraki haftanın konusu bile olabiliyor direkt o konular. O yüzden lütfen herhangi gördüğünüz bir platformda yorum yazın. Ben bunu merak ediyorum şeklinde. Bunu özelden yazmak yerine direkt yorumlara yazarsanız... Birkaç insan da hani bunu görüp evet ya ben de merak ediyorum diyebilir ve orada aslında topluluk yapısı oluşturabiliriz. Ee, benim en büyük e, destek anlayışım bu oluyor. Çünkü kontent bulmakta zorlanıyoruz. Biz burada oturup konuşurken de zorlanıyoruz. Bu gibi bir destek gerçekten baya yardımcı olur diyeyim. Son olarak Discord linkini paylaşıyorum. Ee, bizden bu akşamlık bu kadar diyelim. Eklemek Herkese iyi akşamlar için. arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese de şimdiden başarılar ve bol keyifli yazılım günleri diliyorum herkese. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz.